Tonguç Kampüs'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TYT AYT felsefe grubunun tekrarını yapacağız. Hadi buyurun başlayalım. Hangi konuları ele alıyor? Alt dalları nelerdi? Felsefi düşüncenin özellikleri. Konuları ontoloji, yani diğer bir ismiyle varlık felsefesi. Epistemoloji deyince aklımıza bilgi gelecek. Aksiyoloji deyince aklımıza değer felsefesi gelecek. Alt dalları nelerdir? Bilgi, varlık, ahlak, sanat, din, siyaset ve bilim felsefesi. İlişkili olduğu alan felsefenin bilim, din ve sanattır. Felsefi düşüncenin özelliklerinden hemen bahsetmek istiyorum. Bunlar bizim için önemli. Yine sınavlarda, ilk aşamada TYT'de karşımıza bununla ilgili paragraflar gelebilir ya da öncüllü sorular gelebilir. Felsefi düşüncenin özellikleri, konusu evrendir. Her ne kadar belki felsefenin düşüncelerini çok saçma bulsanız da akla dayanan bir etkinliktir. Cevaplardan çok sorular önemlidir. Çünkü niye? Eleştirel düşünceye dayanıyor. Öznerdir. Her filozofun kendine göre bir düşüncesi vardır. Kesinlikten uzaktır. Zaten kesin olsaydı biz bunlara ne diyorduk? Bilim diyorduk. İlk olarak felsefenin ilk alanı bilgi felsefesine bakalım istiyorum. Peki bilgi dediğimiz şey nasıl oluşuyor? Bilgi, suje ve obje arasında oluşan etkileşim sonucunda ortaya çıkardığımız nedir? Yargıdır diyebiliriz. Bilgi felsefesinin temel kavramları suje, yani özne, obje, nesne, gerçeklik, temellendirme ve doğruluk. Bilgi felsefesinin hemen alt dallarına bakalım. Bilgi de kendi içerisinde 6 alanı ayrılıyor. Gündelik bilgi diyeceğiz. Gündelik bilgi özneldir. Tamamıyla gündelik hayattaki tecrübelerimize dayalı ve sistematik olmayan, yöntemi olmayan bir bilgidir. Deneme yanılma yolu ile bilgiye ulaşılmıştır. Herkes için geçerli değildir, öznel olduğu için. Herkes için pratik fayda farklı olduğu için farklı farklı bilgiler, gündelik bilgiler ortaya çıkabilir. Örneğin nane limon soğuk algınlığına iyi gelir dediğim zaman bu bana iyi gelebilir ama bir başkasına iyi gelmeyebilir. Bu tamamıyla gündelik bir bilgidir. Sanat bilgisi beğeni ön plandadır. Özneldir ve eleştiriye açıktır. Amaç güzel olana ulaşmaktır sanat bilgisinde. Burada öznel olmasını unutmuyoruz. Dini bilgi eleştiri kabul etmez. Yani diğer bir ismiyle dogmatiktir diyebiliriz. Kişinin davranışlarına yön verir. İlahi kaynakları vahiy, kitap, peygamberlere dayandırılır. Zaman içinde değişmez kesinlik vardır. Hemen bilimsel bilgiye bakalım. Sonuçları bakımından evrenseldir. Yani herkesi ilgilendirir, herkesin malıdır. Nesneldir, objektiftir, olgusaldır. Yani somut şeylere dayanır. Sistemli ve düzenlidir, kümülatiftir. Birikerek ilerler. Birikerek ilerler. Teknik bilgi ise alet araç yapımı bilgisi içerir. Teknoloji vardır ancak bu teknoloji insanın hayatını kolaylaştırmak için vardır. Evrenseldir, kesindir. Aynı zamanda teknik bilgi bilimsel bilgiden de beslenir. Örneğin cep telefonları, bilgisayar ve televizyonlar teknik bilgi sonucunda oluşturduğumuz ürünlerdir. Felsefi bilgi demin de bahsetmiştik. Evrensel bir bilgidir. Özneldir, kesinliği yoktur. Yığılan bir bilgidir. Niye? Çünkü ispat edilemediği için yığılıyor. Bir filozof diğerinin düşüncesini kabul etmiyor, farklı bir düşünce ortaya koyuyor. Eleştireldir, sorgulayıcıdır. Eleştirel ve sorgulayıcı olduğu için birçok farklı fikir ortaya konuluyor. Cevaplardan çok sorular önemlidir. Bilgi felsefesinin temel sorularına hemen bakmak istiyorum. Bu sorular yine paragraflarda karşımıza çıkabilir. Bir paragraf verilir ve bu hangi soruyu, bilgi felsefesindeki hangi soruyu karşılıyor denilebilir. Doğru bilgi mümkün müdür? İnsan her şeyi bilebilir mi? Bilgimizin sınırı nedir? Bilginin kaynağı nedir? Doğru bilginin ölçütü nedir? Buradaki anahtar kelimemiz bilgi, bilmek. Bunlar bizim bilgi felsefesinin içerisinde yer alan, temel sorularında yer alan kelimelerimiz oluyor arkadaşlar. Bir de bilginin doğruluk ölçütleri var. Doğruluk ölçütleri, yani bir bilginin doğru olup olmadığını biz hangi kıstaslara dayanarak ölçüyoruz? 4 tane kıstasımız var. Uygunluk, tutarlılık, apaçıklık ve yarar. Uygunluk dediğimiz şey, nesne hakkında var olan fikir nesne ile örtüşüyorsa yargı doğrudur. Yani ben kalemin yeşil olduğunu düşünüyorum. Evet düşünüyorum ama gerçekten bu nesne yeşil ise bu düşünceme uygun oluyor. Tutarlılık, önermenin kendinden önceki önermelerle çelişmemesi. Yani bir şey hem A'dır hem B'dir diyemeyiz.
Apaçıklık bilginin açık ve seçik olması, şüpheye yer vermemesi. Yarar, bilgi eğer problem çözebiliyorsa biz bilgiye doğrudur diyebiliriz. Bunlar doğruluk ölçütlerimiz. Doğru bilginin imkanı problemiyle alakalı filozoflar farklı düşünceler ortaya sunmuşlar. Bir tanesi demiş ki bir grup doğru bilgi imkanlı değildir. Yani doğru bilginin varlığını kabul etmiyor. İkinci grubumuz ise doğru bilginin imkanını kabul edenler. Yani burası nedir? Dogmatikler. Burası nedir? Şüpheciler, yani septikler. Bunların alt başlıklarına hemen bakmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, ÖSYM felsefe içerisinde kullanılan farklı böyle biraz daha İngilizce kökenli kelimeleri sever. O yüzden doğru bilginin imkanını kabul edenlerin başlıklarına dikkat edelim. Pozitivizm, kritisizm, empirizm, rasyonalizm, analitik felsefe, entüisyonizm, pragmatizm, fenomenoloji. Çünkü bunların Türkçe anlamları bizim sınavda kafamızı karıştırabileceği için daha çok bunlardan kaynaklı sorabilir. Doğru bilginin imkanını reddedenlerde ise septikler var, relativistler var, nihilistler ve agnostisizler var. Yine bunlar da İngilizce kökenli kelimeler oluyor. Doğru bilginin imkanını reddedenlerde ilk önce septikler, yani bunların temsilcileri sofistlerdir. Milattan önce 5. ve 4. yüzyılda yaşayan gezici öğretmenlerdir. Sofistler gezici öğretmenlerdir. Yani gezerek insanın işine gelen bilgiyi satıyorlar. Para karşılığında ders veriyorlar ama senin işine yarayan bilgiyi veriyorlar. Sofistlere göre kesin bilgi yoktur. Kesin mutlak bilgi yoktur. Çünkü niye? Kişiden kişiye değişen bilgi olduğu için mutlak bir bilgiden bahsedemeyiz. Her şey nedir? Relativisttir. Yani görecelidir. Görecelidir. Bunun da anlamını unutmuyoruz arkadaşlar. Hemen sofist filozoflarımıza bir bakalım. Protagoras ve Gorgias bizim en önemli sofist filozoflarımızlardandır. Tüm bilgiler duyu algısına dayanır der Protagoras. Ne kadar çok kişi varsa o kadar da çok doğru vardır. Dolayısıyla tek bir doğrudan, evrensel bir hakikatten bahsedemeyiz. Gorgias için ona göre varlık yoktur. Hiçbir şey yoktur. Olsaydı da bilemezdik, bilseydik de başkasına aktaramazdık der Gorgias amcamız. Hemen septik filozoflara devam ediyoruz. Phaidon ve Timon karşımıza çıkıyor. Phaidon ve Timon varlıkların bilgisine ulaşmanın mümkün olamayacağını söylüyorlar. Bilginin kaynağı tamamıyla nedir? Duyumlarımızdır. Duyumlardır. Duyumlarımız ise kişiden kişiye değişeceği için nedir? Özneldir. Mesela bu bardağın içerisinde bir tane çay kaşığı olsa bunu biz kırık şekilde görürüz ama var olan duyumuza yansıyan budur. Ancak bu gerçekte kırık bir çay kaşığı değildir. Dolayısıyla duyumlarımıza gelen bilgiler bizi yanıltabilir der Phaidon. Nesnelerin gerçek yapısı nedir sorusunu sorar Timon. Nesneler karşısında davranışlarımız ve tavırlarımızın ne olması gerektiğini sorar. Nesneler karşısında doğru bir duruşta ne kazanırız der. Doğru bilginin imkanını kabul edenler, yani diğer bir ismiyle dogmatikler, eleştiriye kapalı olanlar. İlki rasyonalistler, diğer bir ismiyle akılcılık. Yani doğru bilginin imkanı vardır diyenler kendi içerisinde bunun kaynağını farklı açıklamışlardır. İlki rasyonalistler akılla açıklamış. Evet, doğru bilgi mümkündür ve bunun kaynağı nedir demişlerdir? Akıldır. Doğuştan gelen bilgiye deney öncesi. Bilgiye de a priori denir arkadaşlar. Hemen doğru bilginin varlığını kabul edenlerden iki tane filozofumuza bakalım. Sokrates ve Platon bizim için çok önemli. Yine paragraf sorularında metinler halinde çıkabilir. Yani önemli olan Sokrates ve Platon'un mantığını anlayıp paragrafı doğru bir şekilde yorumlamak arkadaşlar. İkisi içerisinde önemli olan Sokrates maiotik ironi diyalektik derken Platon içinde nesneler ve idealar dünyası var. Yine söylüyorum, ikisi de doğru bilgiye ulaşmanın temelinin akıl olduğunu söylüyorlar. Kesin, Sokrates kesin mutlak bilginin mevcut olduğunu söylüyor. Karşılıklı konuşma ile, yani bir doğru bilgiye ulaşmak için karşılıklı konuşma, yani diğer bir ismini diyalektik yöntemini kullanıyor. Geometri bilmeyen bir köleye sorular sorarak aslında ne yapıyor? Geometri sorusunu öğretmiş, çözdürmüş oluyor. Burada bileceğimiz kavramlar diyalektik, söylektik, karşılıklı, ironi ve maiotik yöntemleri bizim için önemlidir. İroni, alay ederek doğru bilgiye ulaşılmasını ya da kim bir şey, karşıdakinin bir şey bilmediğini savunuyor. Maiotik ise doğurtma, düşünceyi doğurtuyor. Yani sorular sorarak sana aslında ne yapıyor? Hatırlatıyor. Geldik Platon'a.
Platon için nesneler ve idealar dünyası. İdealar dünyası onun için gerçek dünyadır. Evet, bizim düşüncelerimizin kaynağının akıl olduğunu söylüyor. Ancak bu aklın da kaynağının idealardan geldiğini söyler. Asıl özlerin bulunduğu evren nedir? İdealardır. Burada bozulma, değişim yoktur. Duyular aracılığıyla algılanan olan şey ise nesneler dünyasıdır. Değişim ve aldanma vardır. Duyularımıza yansıyan şeyler bizi aldatabilir. Asıl özlerin olduğu yer idealardır. Gelelim Aristoteles'in bilginin kaynağını nasıl açıkladığına. O aslında bazı nedenlere dayanarak bir şeyi ortaya çıkarır. Ona göre tek evren vardır. İdealar tek tek nesnelerin özünde form olarak yer alır. İdea denilen şey varlıkların içinde bulunan özlerdir. Aristoteles Platon'un öğrencisi olmasına rağmen hocasının idealar kavramına karşı çıkmıştır. O özlerden, idea denilen şeyi öz olarak tanımlamıştır. Burada bir nesnenin ortaya çıkması için 4 tane nedenimiz var. Maddi neden, formal neden, fail neden ve ereksel neden. Maddi neden ne amaçla yapıldığı, varlığa getiren şey formal neden yani biçim veren, varlığın şekli fail neden yapıldığı ise ereksel yani amaçsal neden. Geldik Farabi'ye. Farabi olaya biraz daha manevi ve dinsel yönden bakmış. Onun da 5 tane önemli anahtar kelimesi var. Zorunlu varlık, mümkün varlık, duyu, akıl ve nazar der. Doğrudan bilgiye ulaştığımız ve bilimsel bilgiyi destekleyecek malzemeyi oluşturduğumuz şey duyularımızdır der. Kategorize edip kesin bilgiye ulaştığımız şey akıldır der. Dolaylı bilgilerin söz konusu olduğu doğuştan var olanları kavramımıza sağlayan şey ise nazari bilgi der. Zorunlu varlık ve mümkün varlık ise mümkün varlık onun için Tanrı'dır. Zorunlu varlık ise Tanrı'ya bağımlı olan, yaratılmak için Tanrı'ya bağımlı olan insandır der. Gelelim Descartes ve Hegel'e. Yine anahtar kelimelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Descartes için metodik şüphe, açık seçik bilgi önemlidir. Descartes deyince aklımıza şüphe gelecek. Geometri ve modern felsefenin kurucusudur. Bilgiyi metodik şüphe yöntemiyle ulaşır. Şüpheyi amaç değil, araç olarak kullanır. Açık seçik bilgiye ulaşmak Descartes için önemlidir. Tez, antitez, sentez ve ide dediğimizde de Hegel aklımıza gelecek. Yani bir bilgiye ulaşmak için 3 aşama vardır. Tez, antitez ve sentezdir. Gerçekliğe ulaşırken deneye başvurmadan akıl ile ulaşıyor. Temel bilimi mantık, her şeyin temelinde evrensel bir ruh vardır. Bu da idedir der. Şimdi tez, antitez ve sentezi açıklayalım. Tez onun için doğada bulunan çiçek. Antitez çiçeği meyve oluşması için yok olması karşıtlığıyla beraber tez, antitez yok oluyor. Meyve oluşumu ise sentezdir. Artık meyve ortaya çıkıyor. Hemen gelelim deneyicilik akımına. Yani diğer bir ismimiz neydi? Empirizm. Buradaki önemli temsilcilerimiz Locke, Hume, Condillac ve Berkeley'dir. Aslında deneyiciliğin savunduğu şey şudur. Zihnimizde doğuştan gelen hiçbir bilgi yoktur. Çünkü niye? Zihin aslında boş bir levhadır der. Hemen Locke'a bakalım. Locke'un önemli kelimeleri tabula rasa, iç deney, dış deney ve deneyimlerdir. Tabula rasa'dan kastı insan aklının zihninin boş bir kağıda benzediğini, bunun ancak deneyimlerle dolduğunu söyler Locke. Doğuştan gelen bilginin söz konusu olmadığını, zihnin doldurulması gereken boş bir levha olduğunu, yani diğer bir ismiyle tabula rasa der. Pasif olan bir zihin, edinilen düşünceler sayesinde işlenmeye başlayıp aktif hale geliyorsa bu nedir? İç deneydir. Duyularımız aracılığı ile dış dünyayı keşfetmemizi sağlıyorsa bu da dış deneydir. Sobaya dokunan bir çocuğun sobanın sıcak olduğunu anlaması aslında doğuştan getirdiği bir bilgi yoktur. Deneyimleyerek öğrenmesidir. Geldim Hume'a. İzlenimler ve fikirler diyeceğiz Hume'da da. Bilgilerimizin kaynağını fikirler ve izlenimler olarak ikiye ayırır. Duyumlar nedir? İşitmek, sevmek, izlenime bağlı olarak ortaya çıkanlar da hatırlama, hayal etme. Dolayısıyla buraya izlenimler diyoruz. Buraya ne diyoruz? Fikirler diyoruz. Yani şöyle, ben işitmenin, sevmenin ne olduğunu duyumlarımla beraber anlamlandırıyorum.
Geldim kritisizm eleştirel felsefeye. Deney öncesi ve deney sonrası diye Kant bilgiyi ikiye ayırıyor. Akıl diyor ilk öncelikle işi eleştirerek başlar. Yani dogmatizm ve septisizmi ne yapıyor? Uzlaştırmaya çalışıyor. Empirizm ve rasyonalizmi de uzlaştırmaya çalışıyor. Çünkü ona göre bilgimiz deney ile başlar. Geldik entüisyonizme. Entüisyonizm ne der? Bilgilerimizin kaynağı sezgilerden ibarettir der. Yani sezgiciliktir. Gazali burada karşımıza çıkıyor. Bilgilerimizin kaynağı kalp gözümüzdür diyor. Kalp gözü ve sezgilerimiz bilgilerimizin kaynağı olabilir der. Duyu ve aklın yanında gerekli olan şey nedir? Sezgilerdir der arkadaşlar. Zeka bilgiye ulaşmada yeterli değildir der Bergson. Zeka hareketsiz olanı bilebilirken hareketli olanı bilemez. Dolayısıyla burada da yine sezgiye, kalp gözüne ihtiyacımız var. Geldim Comte'a. Comte deyince aklımıza pozitivizm gelecek. O zaman diğer bir ismi neydi? Olgusallık, yani somut şeylere dayandırma. Ona göre doğru bilginin kaynağı bilimsel bilgidir. Bilgi ise deney, gözlem ve olgularla ulaşılabilir. Soruları ve cevapları dinle açıklamaya çalıştığı, sorunları soyut güçlerle açıkladığı, olayları doğa yasaları ile açıkladığı 3 dönem vardır. Soruları din ile açıkladığı teolojik dönemdir. Sorunları soyut güçler ile açıkladığı metafizik, yani fizik ötesi dönemdir. Olayları doğa ile açıkladığı bilimsel dönem, yani son dönem olan, her şeyi bilime dayandırıldığı dönemdir. Geldim analitik felsefeye. Yani diğer bir ismiyle çözümleyici felsefe. Wittgenstein burada önemlidir arkadaşlar. Mantıksal yeni pozitivizm, dil çözümleri ve sembolik mantık kelimeleri önemli. Felsefe problemini aslında dil problemine indirgiyor. Çünkü dil diyor bize dış dünyayı resmeder. İzlenime bağlı olarak ortaya çıkar. Hatırlama, hayal, buna örnek verilebilir. Örneğin dedim ki bugün okulda meleği gördüm dedim. Peki ben bu melek ilahi olan melek mi, insan olan melek mi? İşte Wittgenstein burada devreye giriyor. Diyor ki dil bizim için önemli. Yani neyi kastettiğimizi dil çözümlemeleriyle ortaya koyabiliriz diyor. Geldim pragmatizme. Yani Türkçesi faydacılık. Der ki yaşamınızda işe yarayan bir bilgi, bir şeyler varsa faydalı olan bilgi doğrudur. Pragmatizmde, faydacılıkta William James yine karşımıza çıkıyor. Yaşamınızda işinize yarayan bir şeyler var ise faydalı olan bilgi doğrudur der. Bilimin elde ettiği kuramları alet olarak kabul ettiğinden ise buna da biz enstrümantalizm diyoruz. Bu filozofumuzun da ismi Dewey'dir. Geldik fenomenolojiye. Husserl en önemli temsilcisi. Görüngü, öz bilim, paranteze alma ve bilinç Husserl açısından önemli. Felsefenin görevi özlerinin niteliklerini araştırmaktır. Yani ortaya konulan bir nesnenin özüne inmektir. Fenomenin özü için yapılması gereken öze ait olmayan ön yargıların, günlük bilgilerin ilk önce kenara alınmasıdır. Yani nedir? Paranteze alıyorsun. Var olan, bugüne kadar var olan bilgileri kenara almak demek aslında bilinci ayıklamak demektir. Görüyorsunuz burada bir masa var. Masanın bugüne kadar olan tüm işlevlerini unutun ve o işlevleri unutarak masaya yaklaşın. Sadece gördüğünüz şey ile davranın. Ancak bu şekilde bir şeyin, bir nesnenin özüne inebilirsiniz der Husserl. Hemen burada bir bakalım. Kavramlar ne anlama geliyor kabul edenler? Rasyonalizm ne demiştik? Akılcılık demiştik. Empirizm deneycilikti. Kritisizm eleştirel felsefeydi. Eleştirel entüisyonizm sezgicilikti. Burada iki defa yazılmış entüisyonizm. Pozitivizm olguculuktu. Yani olgulara dayanıyordu. Analitik felsefe deyince Wittgenstein aklımıza gelecekti. Çözümleyici felsefeydi. Fenomenoloji görüngü bilimdi. Paranteze alma önemliydi. Pragmatizm ise faydacılıkta, bir bilgi fayda sağlıyorsa doğrudur derdi. Geldik varlık felsefesine. Temel kavramlarımızı buraya yazdık. Konu içerisinde geçecek olan öz, ideal varlık, realizm, diyalektik determinizm, töz, real varlık,
Metafizik fizik ötesi demek, idealizm, fenomenoloji, ide, nihilizm, pluralizm, monizm, materyalizm, oluş ve fenomen varlık felsefesine ait kavramlarımızdır. Bu kavramların yine Türkçe karşılıkları hatırlanması belki zor olabilir. O yüzden kavramların Türkçe karşılıklarını bilelim arkadaşlar. Varlık felsefesi, varlığın ne olduğunu, şeklini, ilkelerini inceleyen bir felsefe disiplinidir. İki tür varlık vardır. Bir, düşünsel varlık. İki, gerçek varlık. Düşünsel varlık sadece benim zihnimde olan. Mesela ne? 1, 2, 3 sayısı evet benim zihnimde var ama doğada 1, 2, 3 sayısını gösterebileceğim bir somut gerçeklik var mı? Yok. Gerçek varlık ise ben düşünsem de düşünmesem de var olan. Düşünsem de düşünmesem de var olan. Yani evrende olan bir ağacı ben düşünsem de düşünmesem de evrende yer kaplıyorsa varsa bu gerçek varlıktır. Hemen iki kavramı açıklayalım istiyorum. Metafizik yine paragraflarda karşınıza çıkan kelimelerden bir tanesi bilimin eksik bıraktığı alanları tamamlamaya ve görünür olanların arkasındakilere ulaşmaya çalışır. Metafizik fizik ötesi demektir. Yani fiziğin açıklayamadığı ruhani olan ölümsüzlük, ruh gibi şeyleri açıklar. Ontoloji var olanı kendisine konu ediniyor, fiziksel olanın yanında aslında soyut varlıkları da inceliyor. Burada o zaman metafizikten farkı ne? Fiziksel olanı da ontoloji inceliyor. Ancak metafizik soyut olanları, fizik ötesine geçiyor. Ontoloji açısından varlık dediğimiz zaman yine üç görüş karşımıza çıkıyor. Bir, varlığın olup olmadığı problemini tartışanlar. İki, varlığın niceliği problemini tartışanlar. Üç ise varlığın niteliği yani ne olduğu problemi. Nihilizm nedir? Hiççilik. Hiçbir varlığın olmadığını söylüyor. Realizm nedir? Gerçekçilik. Bunları yine Türkçe karşılıklarını bilelim. Çünkü paragraflarda çıkabilir. Varlığın niceliği problemi yani nedir? Varlığın sayılabilen özellikleridir. Sayılabilen özellikleri. Monizm nedir? Tekçilik. Dualizm. İkicilik, pluralizm, çokçuluk. Varlığın niteliği yani problemi ne olduğu problemi ise varlığı oluş olarak kabul edenler var, ide olarak kabul edenler var. Varlık maddedir diyen yani materyalistler var. Varlığı madde ide olarak kabul edenler var. Yani diğer bir ismiyle nedir? Dualistler iki tane kabul ediyor varlığı. Varlığı fenomen olarak kabul edenler. Varlığın niteliği ne olduğu problemine gelecek olursak hangi filozoflarımız ne demiş bir bakalım. Varlık madde ve ideadır diyen Descartes'tir yani Descartes'tir. Buna da ne diyeceğiz? Dualizm diyeceğiz. Varlık fenomendir deyince Husserl aklımıza gelecek. Varlık maddedir deyince Lemaître, Demokrites, Hobbes ve Karl Marx. Yani bunlar da kimler? Varlık maddeden oluşmuştur diyen materyalistler. Varlık ideadır deyince Platon, yine öğrencisi olan Aristoteles, Farabi ve Hegel'e bakacağız. Varlık oluştur diyen Heraklitos ve Vahitiyittir. Varlık durağan değildir, sürekli değişir, gelişime uğrar der. Hemen bakalım çağdaş varlık felsefesi içerisinde yeni ontoloji var. Pragmatizm neydi? Faydacılıktı. James ve Dewey vardı. Existansiyalizm ise varoluşçuluktu. Kierkegaard ve Sartre da önemli temsilcilerimizden. Bunların temsilcilerini ve isimlerinin hangi Türkçe kelimeye karşılık geldiğini bilsek yeterli. Geldik bilim felsefesine. Hemen temel kavramlarımıza bakalım. Bilimsel yasa, tüme varım, tümden gelim, bilimsel devrim, yanlışlama, bilimsel yöntem, hipotez, varsayım, deney, teori yani diğer bir ismiyle kuram, paradigma, anomali, doğrulama, genelleme, teknoloji ve gözlem bilim felsefesine ait temel kavramlardan. Bilim ve felsefe, felsefe ve bilim benzerlikleri olduğu için arkadaşlar hemen bir bakalım. İkisi de eleştirel midir? Evet, bilim de felsefe de eleştireldir. Dinamik midir? Evet, değişken, hareketli bir yapısı vardır. Bilimin de felsefenin de. İkisi de insanı ve hayatı ele alır. Akla dayalıdır. Bilim de felsefe de mantık ilkelerine dayanır. Bilinçli ve sistemli bir bilgi türüdür diyebiliriz. Hemen bilimsel bilginin özelliklerine bir değinelim istiyorum. Bilimsel bilgi ne demiştik? Evrenseldir. Yani herkes bu bilgiyi kullanabilir. Nesnel midir? Evet, nesneldir.
taraflı bilgiler ortaya koymaz. Eleştirel midir? Evet, eleştireldir. Bir bilim insanının ortaya koyduğu bir kuramı farklı bir şekilde eleştirir, kendisi tekrar bir kuram olarak ortaya koyabilir. Kümülatif midir? Evet, birikerek ilerler. Birikerek ilerler arkadaşlar. Mantıksal ve sistemli midir? Evet, mantıksal ve sistemlidir. Deney ve gözlemlere dayanır. Deney ve gözlemlere dayanır. Sonuçları kesindir ancak değiştirilebilir. Var olan bilimsel bilgi çürütülebilirse diğer bilgi onun yerine geçer arkadaşlar. Bilimsel bilginin özelliklerinden sonuncusu. Son maddeyi de size bırakıyorum arkadaşlar. Cevapları yoruma bekliyorum. Bilime farklı yaklaşımlar söz konusu. Birinci olarak ürün olarak bilimi görenler var. Bir de etkinlik olarak görenler var. Bilim, bilimsel yöntemler ile kuramlardan oluşan bir bilgi yığınıdır der. Yani ürün olarak bilim, neopozitivizm diğer bir ismiyle. Eğer bilimi anlamak istiyorsak ortaya koydukları ürünlere bakmamız gerek der. Temsilcileri Carnap, Reinbeck, Hempel ve Popper'dir. Etkinlik olarak bilimde ise bilim insanları bir etkinlik olarak görür ve der ki eğer bilimi anlamak istiyorsak bilim insanların içinde yaşadığı toplumun inançlarına, geleneklerine, görünümlerine ve durumlarına bakmalıyız der. Temsilcileri Thomas Kuhn ve Toulmin'dir. Geldik ahlak felsefesine. Temel sorularımız ahlak nedir? Evrensel ahlak yasası var mıdır? Yine bu evrensel ahlak yasasını kabul edenler ve reddedenlere bakacağız. Ahlaki yargıların özelliğine bakacağız. Yaşam ve erdem ilişkisine değinen bir konudur. Ahlaki eylemlerin amacına ve etiğin uygulama alanlarına bakar. Ahlak felsefesinin temel kavramlarına bir bakalım. İyi kötü ahlama aittir. Evet, mutluluk, huzur kavramları yine ahlak felsefesi içerisinde yer alır. Ahlaki davranış, erdem, ödev, vazife, sorumluluk, vicdan, ahlaki prensipler, ahlaki karar, özgür irade bunlar ahlak felsefesinin temel kavramlarıdır. Peki ahlak felsefesi içerisinde kendine ne kadar özgürüz sorusunu sormuştur ve bununla ilgili de farklı akımlar ortaya çıkmıştır. Determinizm, belirlenimcilik, birazdan bunlara bakacağız. İndeterminizm, belirlenemezcilik, otodeterminizm, ahlaksal özellik, libertarianizm, özgürcülük, fatalizm ise kadercilik yani Tanrı'ya bağlılık. Bunların isimlerini bilelim arkadaşlar. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür değildir. Yani bir karar verirken sosyolojik, psikolojik ve ahlaki hukuki etkenlerin etkisinde kalıyorsa bu nedir? Tabii ki determinizmdir. Yani ben birileri tarafından belirleniyorum. Kişinin eylemlerini belirleyecek kurallar yoktur. Hayattaki her türlü sınıra karşı çıkar ve bundan dolayı da devletçiliğe de karşı çıkar diyorsak aklımıza libertarianizm akımı gelecek. Yani bu kişinin kendi belirleyici kurallara bağlıyor davranışlarını. Kişiyi etkileyen bir takım etkenler mevcuttur fakat diyor kişi kendi özgürlük alanını oluşturabilir. Yani kişi kendi özgürlüğünü kendisi yaratıyor ve bunu kişiliğiyle şekillendiriyor. Böyle deyince kişi kişi dedik, işin içine ne girecek? Oto girecek. Yani oto determinizm. Yani diğer bir ismi neydi? Ahlaksal özellik. Kişi karar verirken de davranışlarında da özgürdür diyorsak bu da nedir? Tabii ki indeterminizmdir. Yani belirlenemezcilik. Yani ben bir davranış yaparken bunu kimse belirlemiyor der. En son şuraya ekleyelim, bir de fatalizm var. Yani kadercilik, yazgıcılık. Herhangi bir davranışı sen karar vermiyorsun. Kaderin zaten belirli olan bir kader var der fatalizm akımı. Yani her şeyi Tanrı'ya, yazgıya bağlı. Evrensel ahlak yasası var mıdır sorusuna reddedenler ve kabul edenler olarak iki görüşten bakacağız. Reddedenler hedonizler yani hazcılar. Hazı merkez alıyorlar. Egoistler, benciler, ben merkezciler. Anarşizm, kuralları yıkıyorlar. Hiçbir kuralları kabul etmiyorlar. Faydacılık, pragmatizler. Faydalı bir ahlak yasası varsa ben bunu kabul ediyorum diyor. Nihilizm hiç kabul etmiyor. Hiççilik, hiçbir evrensel ahlak yasasının olmadığını söylüyor. Varoluşçuluk, diğer bir ismini egzistansiyalizm, evrensel ahlak yasasını varoluşçuluğa bağlıyor. Evrensel ahlak yasasının
varlığını kabul edenlerde ise ahlak yasasını subjektif özellikle açıklayanlar, yani utilitarizm, faydacılık temelinde açıklayanlar, bir de sezgicilik temelinde açıklayanlar var. Ahlak yasasını objektif, yani nesnel özelliklerle açıklayan anlayışta ise Sokrates, Platon, Farabi, Spinoza ve Kant karşımıza çıkmaktadır. Ahlaki eylemlerin amacı nedir dediğimizde farklı filozoflar farklı şeyler söylemişlerdir. Birisi demiş ki ahlaki eylemlerin amacı aslında iyilik ideasına ulaşmaktır. İyilik ideası diyorsa aklımıza kim gelecek hemen? Platon gelecek. O zaman geldik diğer filozofumuza. Eğer bir ahlaki amaç varsa bu ödeve uygun davranmaktır diyorsa, ödev diyorsa işin içine kim girecek? Kant girecek. Eğer bir işin içinde, ahlaki eylemin içinde erdem ve mutluluk varsa kim gelecek aklımıza? Tabii ki Sokrates amcamız gelecek. Haz var, yarar var, mutluluk var. Bunlar da yine ahlaki eylemlerin amacını açıklayan filozoflarımızın dayandığı kaynaklar. Geldik din felsefesine. Din felsefesinin konusuna bir bakalım. Felsefe dinin içerisinde nasıl yer alıyor? İnsanların bir inanç sistemi içinde Tanrı'ya bağlanma yoluna biz din diyoruz. Din, evren, doğa ve insanla ilgili metafizik soruların aklın dışında kutsal bir varlıkla açıklanmasıdır. Dinlerin en önemli özelliği temelinde imanın olmasıdır. İmanın olmasıdır. Felsefe, din felsefesi ise dini konu edinen, dinin temellerini, ögelerini ele alarak sorgulayan bir felsefe dalıdır. Din felsefesinin teolojiden farkı. Yine sınavlarda, deneme sınavlarında karşımıza çıkabilecek teoloji ve din felsefesinin farkına bir bakalım. Teoloji belli bir amaca dayanırken, belli bir dini incelerken, din felsefesi belli bir dini incelemez, geneldir. Teoloji mesela İslam dinini inceleyebilir, Hristiyan dinini inceleyebilir. Teolojide açıklamalarını din kitaplarına dayandırır. Çünkü niye? Belli bir dine yönelik açıklama yaptığı için açıklamalarını din felsefesi akla dayandırıyor. Dogmatiktir, yani nedir? Teoloji eleştiriye kapalıdır. Eleştiri kabul etmez. Tüm dinlere eşit mesafede tarafsız yaklaşan ise din felsefesidir. Eleştiriye yer yoktur, amaç insanları güçlenmektir diyebiliriz teolojide. Teolojinin kuralları vardır. Ancak din felsefesinin yaşamı düzenlemek için kuralları yoktur. Hemen din felsefesinin temel sorularına bakalım. Burada da neye bakacağız? Tanrı, kutsal, yaratma gibi kelimeler aslında bizim anahtar kelimelerimiz. Tanrı var mıdır? Ölümden sonra yaşam var mıdır? Tanrı'nın varlığını gösteren kanıtlar nelerdir? Ruh ölümsüz müdür? Vahiy mümkün müdür? Evren öncesiz ve sonsuz mudur? Ölüm son mudur? Evren yaratılmış mıdır? Gibi sorular din felsefesinin temel soruları içerisinde yer alıyor. Din felsefesinin temel problemlerine hemen bir bakalım. Tanrı'nın varlığı problemi. Dinin var olması demek aslında bir yaratıcıya ihtiyaç olduğu anlamına gelir. O da Tanrı'dır derler. Evrenin yaratılışı problemi, yani bu evren nasıl yaratıldı? Evren yaratılmış mıdır? Tanrı evrenin işleyişine müdahale ediyor mu gibi mi sorularla ilgilenmişlerdir. Vahyin imkanı problemi ise Tanrı ve insan farklıdır. Bu durumda Tanrı buyruklarını insanlara nasıl ulaştırmıştır sorusunu sorar. Ruhun ölümsüzlüğü problemi, ölümden sonra hayat var mıdır sorularını sormuşlardır. Tanrı var mıdır sorusuna 3 şekilde cevap vereceğiz. Tanrı'nın varlığını kabul edenler, Tanrı'nın varlığını reddedenler, ateistler, Tanrı'nın varlığını bilinemeyeceğini savunurlar, agnostisizmler. Agnostisistikler diye yazalım, tisizizm diye yazalım çünkü akıl. Tanrı'nın varlığını kabul edenler, yani bunlar nedir? Teistlerdir arkadaşlar, teizm. Der ki evet Tanrı vardır ve evreni tek bir Tanrı yaratmıştır diyorsa bunlar monoteistlerdir. Politeizm ise evet evreni yaratan bir yaratıcı vardır ama birçok Tanrı vardır der. Poli zaten çok tanrıcılıktır bu da. Çokçuluk demektir. Deizm evet evreni yaratan bir Tanrı vardır. Ancak Tanrı evreni yaratıp evrenin gidişatına müdahale etmemiştir. Zaten evren bir saat gibi olması gerektiği gibi işler. Müdahale etmeyen bir Tanrı var burada. Panteizm ve panenteizm ise evren eşittir, Tanrı'dır der. Tanrı'yı evrenle, evreni Tanrı ile açıklar. Ateistler Tanrı'nın varlığını zaten kabul etmezler. Agnostisizler ise bir Tanrı'nın varlığı var mıdır, yok mudur bunu bilemeyiz derler.
Hemen buradan bakalım, şekilde gösterelim. Tanrı'nın varlığına bakış açısını sınıflandırdık. Ateistler neydi? Diyorlar ki Tanrı yoktur. Deizm, teizm ve panteizm hayır, Tanrı vardır diyor. Agnostizm ise arada kalmış. Tanrı vardır da yoktur da diyemeyiz diyen grupta. Siyaset felsefesine hemen geçelim. Felsefesinin temel kavramları devlet, laiklik, yasa, adalet, hukuk, yönetim, insan hakları, bürokrasi, birey, iktidar, demokrasi, meşruiyet, toplum, sivil toplum, hak. Demek ki bizim temel kavramlarımız aslında siyaset felsefesinin temel soruları içerisine geçen kelimeleri de oluşturuyor. O yüzden bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Siyaset felsefesinin temel soruları nelerdir? Devletin varlık nedeni nedir? Burada ne var? Devlet, politika, iktidar, kaynak, meşruiyet. Bunlar bizim anahtar cümlelerimiz. Devlet gerekli midir? Devletin fonksiyonu nedir? İktidar kaynağını ve gücünü nereden alır? Bürokrasiden vazgeçilebilir mi? En iyi yönetim biçimi nedir? Herkesin memnun olabileceği bir yönetim biçimi olabilir mi? Meşruiyetin ölçütü nedir? Devletin fonksiyonu nedir? Adalet nedir? Eşitlik nedir? Sivil toplum nedir? Egemenlik türleri nelerdir? Siyaset felsefesinin temel soruları yer almaktadır arkadaşlar. Hemen egemenliğin kullanış biçimlerine bakalım. 3 tane egemenlik türü karşımıza çıkıyor. Geleneksel egemenlik, karizmatik egemenlik, demokratik ve hukuksal egemenlik. Geleneksel egemenlik aslında toplumun dayandığı geleneksel değerlerin belirlendiği bir egemenlik türüdür. Krallık, şeyhlik ve benzeri diyebiliriz. Karizmatik egemenlik ise lider olan kişinin üstün özellikleri, büyüleyici özelliklerinin olması. Mesela Atatürk karizmatik lidere örnek verebiliriz. Demokratik ve hukuksal egemenlik ise daha çok çağdaş toplumlarda görülen, akla ve mantığa dayanan egemenlik türüdür diyebiliriz. Peki bürokrasiden vazgeçilebilir mi? Bunu hemen bürokrasi kavramıyla açıklayalım. Bürokrasi yasayla belirlenmiş kademeli memurların oluşturduğu bir yapılanmadır. Yani siz herhangi bir devlet kurumuna gittiğinizde ilk önce memurla muhatap olursunuz. Sonra müdürle, sonra genel müdürle. Yani bir hiyerarşik bürokrasi vardır. Yani siz bir anda tutup da gidip genel müdürle muhatap olmazsınız. Dolayısıyla bürokrasi yasal kurallara ve yaptırımlara dayanması bakımından devlet içerisinde aslında vazgeçilmez bir konumdur. İdeal düzen arayışları. Siyaset felsefesi içerisinde filozoflar yine ideal düzenin olup olamayacağı endişesine, çelişkisine düşmüşler. İdeal düzenin olabileceğini reddedenler sofistler. Neydi bunlar? Gezici öğretmenlerdi. Nihilistler, hiççiler, anarşizm, devlet kurallarını kabul etmeyenler. İdeal düzenin olabileceğini kabul edenler, özgürlüğü temel alan yaklaşım yani liberalizm, eşitliği temel alan yaklaşım yani sosyalizm, adaleti temel alan yaklaşım arkadaşlar. 3 tane durumumuz var. Hemen ideal düzeni reddedenlere bakalım. Sofistler ne diyordu? Devlet yapay bir kurumdur. İnsan her şeyin ölçüsüdür. Her şey insana göre değişiyorsa ortak bir düzenden, ideal bir düzenden, herkesin kabul edebileceği ideal bir düzenden bahsedemeyiz. Nihilistler ise toplumda hiçbir kuralın olmadığını, dolayısıyla herhangi bir otoritenin benimsenemeyeceğini, ideal düzenin var olmayacağını söyler. En önemli temsilcisi ise Nietzsche'dir. Otorite kişi özgürlüğünü kısıtlar der. Anarşistler devletsiz bir düzen kurmanın etrafında hemfikirlerdir. Kişinin üzerindeki zorlamalar kaldırılmalıdır diyor. Zaten insan kendi kurallarını kendisi koyar ve devlet olmadan da birbirine zarar vermez der. İdeal düzenin olabileceğini kabul edenlere hemen bir bakalım. Özgürlüğü temel alan yaklaşım. Yani bunlar temeline ne koyuyor? Özgürlüğü koyuyor. Özgürlük var olduğu sürece insan kendini gerçekleştirebilecektir der. Devlet, ekonomi, ticaret gibi alanlarda denetleyici olmalı ancak hiçbir şeye karışmamalıdır bunun dışında der. Bireyi din, siyaset ve ekonomi alanlarında özgür bırakmalıdır der. Bunun diğer bir ismi neydi? Libertarianizmdi. Liberalist görüşte diyebiliriz. Eşitliği temel alan yaklaşımı ise sosyalistler var burada. Sosyalizm, ideal düzen eşitlik üzerine kurulmalıdır der. Liberalizm aslında tepki olarak doğmuştur. Bireyler ekonomik açıdan eşit olmalıdır. Özel mülkiyet zaten ortadan kalkarsa sınıfsız bir toplum karşımıza çıkacaktır der. Adaleti temel alan yaklaşım ise özgürlüğü ve eşitliği aslında birleştirmeye temel alır. Özgürlüğü ve eşitliği temel alır. Bir arada olması gerektiğini savunur.
tek başına toplumlar ideal düzene ulaşamaz. Bunu sağlayacak olan tek şey, en temel şey ise adalettir der. Adalet herkese hak ettiğini verdiği için sosyal hukuk devleti ortaya çıkacaktır. Buna göre özgürlük yok ise eşitlik, eşitlik yok ise de özgürlük yoktur der. Hemen bir bakalım ütopyalara. Hiçbir yerde var olmayan, var olabileceği düşünen aslında tasarımlar. Bunlar gerçek olmayan, sadece zihnimizde tasarladığımız şeyler. Bir istenen ütopyalar var. Bir de korku ütopyaları var. Yani istenmeyen ütopyalar. İstenilen ütopyalar Platon'un yine ideal devleti, Farabi'nin erdemli şehri, Bacon'un yeni Atlantis'i, Moore'un ütopyası, Campanella'nın güneş ülkesi. İkinci olarak istenmeyen korku ütopyası ise bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonucunda insanların gelecekte karşılaşacakları olumsuzlukları öngörür. Huxley'in Cesur Yeni Dünyası, Orwell'in 1984'ü istenmeyen korku ütopyasıdır. Geldik sanat felsefesine. Hemen yine temel kavramlarımıza bakıyoruz. Sanat eseri, güzellik, estetik yargı, estetik haz, taklit, hoş, yüce gibi kavramlar sanat felsefesinin içerisinde yer alan, aynı zamanda sorularında da yer alan kavramlarımızdır. Sanatı açıklayan görüşlerde 3 tane görüş ortaya çıkıyor. Taklit olarak sanat, yaratma olarak sanat ve oyun olarak sanat. Taklit olarak sanat diyor ki sanatçının asıl amacı, hedefi doğadakini taklit etmektir. Doğadakini taklit etmektir der. Yaratma olarak sanat ise sanatçının amacının doğada olanı kendi görüşlerine göre yaratmaktır der. Aslında taklit olarak sanata karşı çıkar. Oyun olarak sanat ise sanatı oyun olarak ve özgürlük alanı olarak görür. İnsan oyun oynarken ne kadar özgürse oyun olarak sanatta da özgürlüğünü o kadar yakalar der. Sanat eserinin hemen özelliklerine bakalım. Sanat eseri bireysel olarak, yani öznel olarak oluşturur. Kişiye aittir. Sanat eseri tek ve biriciktir. Tek ve biriciktir. Yani kişinin yaratma gücüyle alakalı olduğu için o eser tek bir defa oluşturulabilir. Yaratıcılık gerektirir. Sanat eseri insan hayatında kalıcı izler bıraktığı için kalıcıdır diyebiliriz. Buraya sanat eserinde estetik kaygı vardır, yarar amacı yoktur. Sanat eseri evrenseldir, onu kullanan herkesin ortak malıdır. Evet arkadaşlar, gelelim felsefe tarihine. Aslında size anlattıklarımızı dönem dönem inceleyeceğiz burada toplu bir şekilde. İlk çağ felsefesi, yani milattan önce 7. yüzyılda başlayıp milattan sonra 5. yüzyıla kadar devam etmişlerdir. 4 grupta inceleyebiliriz. İlk olarak doğa felsefesi ortaya çıkmış. Bunlar evrenin oluş problemiyle ilgilenmişlerdir. Evrenin ilk maddesi nedir gibi sorularına yanıt aramışlardır. Araştırmalarında deney, gözlem ve akla dayandırmışlardır. Dönemin filozofları ise Thales, Anaximenes, Heraklitos, Pisagor, Empedokles ve Demokritos yine önemli filozoflardandır. İkinci kısım ise insana yönelen bir felsefedir. İnsan felsefesidir. Doğa filozofları artık evrenin ilk ana maddesiyle ilgili ortak bir sonuca varamadıkları için varlık konusunu bir kenara bırakmışlar. İnsanı konu olan çeşitli görüşlere yönelmişlerdir. Dönemlerin toplumsal kurallarını ve anlayışlarını eleştirmişlerdir. Dönemin önemli isimleri Protagoras, Gorgias ve Hippias'tır. İnsan felsefesinden sonra sistematik felsefe dönemi ortaya çıkmış. Sokrates, Platon ve Aristoteles artık bu döneme hakim düşüncelerdir. Toplumu düzenlemeye, devleti onarmaya çalışmışlardır. Geldik Helenistik felsefeye. Burada Yunan kültürü ve Doğu kültürlerinin kaynaşmasıyla ortaya çıkan bir dönemdir. Dönemin en önemli özelliği felsefenin konuları mantık, fizik ve ahlak şeklinde düzenlenmesidir. Bu da kendi içerisinde alt başlıkları vardır. Epikürcülük, felsefe insanın mutluluğunu sağlayacak imkanları ve araçları araştırmalıdır der. Stoa felsefesi ise yine Helenistik dönemdedir. Günümüzdeki tasavvufi anlayışı biraz da olsun yansıtan, Roma dönemindeki kaderci anlayışları tanınan filozofların meydana getirdiği bir ekoldür. Geldik son başlığa, septikler. Bilgilerimizin doğruluğundan ve gerçekliğinden şüphe etmemiz gerektiğini savunan bir sistemdir. Evet arkadaşlar, 2. yüzyıl ve 15. yüzyıl felsefelerine bir bakalım. Orta Çağ felsefesi karşımıza çıkıyor. Orta Çağ felsefesini Hristiyan felsefesi ve İslam felsefesi olarak ikiye ayırabiliriz. Kiliseyi merkeze alan,
Asıl amacın Hristiyanların korunması ve savunması olan bir anlayış. Yani her şey kilisenin dediği gibi oluyor Hristiyan felsefesinde. Dolayısıyla biz bunlara dogmatik diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani eleştiriye kapalılar. Kilisenin dediği şeyler doğru, yanlışladığı şeyler de yanlıştır. İslam felsefesi ise öyle değil. İslam dünyasının yapmış olduğu fetihler sonucunda karşılaştığı kültürlerle etkileşim sonucu İslam felsefesi ortaya çıkmıştır. Ancak İslam felsefesi Hristiyan felsefesine göre daha hoşgörülü ve eleştiriye açıktır. Hristiyan felsefesi de kendi içerisinde patristik felsefe ve skolastik felsefe olarak ikiye ayrılmış. Patristik felsefe Yunan ve Roma'nın çok tanrıcılığına karşı tek tanrıcılığı savunmuşlardır. Skolastik felsefe ise Hristiyan inançlarını Aristo'nun görüşleriyle uzlaştırmaya çalışan dogmatik bir felsefedir. Hristiyan dogmaları şartsız kabul edilmesi gerektiğini savunmuşlardır. İslam felsefesinde farklı ekollerimiz var. Bunların isimlerini bilmek sınavda bize faydalı olacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda din kısmında da, din kültürü kısmında da bize bu kelimeler çıkabilir. Kelamcılara hemen bir bakalım. Bunlar da bir ekoldür kendi içerisine. Kelam Allah'ın sözü anlamına gelir. Kur'an'a ve hadislere dayanan felsefe türüdür. Eşariye felsefesi İslam felsefesini temsil edenlerin kurdukları bir kelam okuludur Eşariye. Amaç İslam dinini her türlü saldırı karşısında korumaktır. Mutezile kavramı yine karşımıza çıkıyor. Eşariye okuluna karşı çıkanların temsil ettikleri bir okuldur. Aklı aykırı olan her şeye karşı çıkarlar. Yani aklı temel alırlar. Tasavvufçulara gelelim. İnsanın duygu ve sezgi yoluyla Allah'a ulaşmasını mümkün gören düşünce sistemi tasavvufçular. Meşyai felsefesi yine bu kavramı da bilmemiz gerekiyor. İslam düşüncesiyle Aristo felsefesini uzlaştırmaya çalışırlar. Önemli temsilcileri Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd'dür. 15. ve 17. yüzyıl felsefelerine bakalım. Rönesans'ın elde ettiği sonuçlar neticesinde yeni bir dünya sunmaya çalışan dönemdir. Burada ne etkilidir? Tabii ki rasyonalizm etkilidir. Önemli temsilcilerimiz Descartes, Spinoza, Leibniz ve Hobbes'tür. Descartes 17. yüzyılın ilk büyük filozofudur ve en önemli aracı metodik şüpheyle işe başlar. Spinoza deyince aklımıza töz gelecek, kendi kendinin nedeni olan sonsuz töz başka bir şeyin varlığına bağlı değildir. Tanrı her şeyin ilk nedenidir. Leibniz ise yöntem anlayışını matematiğe dayandırmıştır. Rasyonalizmi ve empirizmi yani akılcılığı ve deneyiciliği uzlaştırmaya çalışır. Hobbes bütün bilgilerimizin nesnelerin duyu organları üzerindeki etkisinden oluşur. Materyalisttir yani maddecidir. 18. yüzyıl aydınlanma felsefesi ise sanayi devrimi ve Fransız ihtilali önemli iki olaydır. Temel özellikleri akıl, deney ve gözlemdir. İlerlemeci bir anlayışı vardır. İnsan varlığının anlamını sorgulamışlardır. Aydın ve yazarlar sınıfı oluşmuşlardır. Laik dünya görüşü vardır. Önemli temsilcileri Locke, Hume, Berkeley, Kant, Rousseau, Montesquieu, Hegel, Marx ve Nietzsche'dir. Hemen 20. yüzyıl felsefesine bakalım. 20. yüzyıl felsefesinde artık deneyicilik etkilidir. Bilim ve teknolojinin gelişmesi sonucunda ortaya çıkan bir dönemdir. Nesnel gerçeklik yaygınlık kazanmıştır. İlgi insanın varlığı üzerinedir. Felsefe kendi içerisinde alanlara ayrılmıştır. Mantıkçı pozitivizm, egzistansiyalizm, fenomenoloji, pragmatizm ve entüisyonizm şeklinde. İlk öncelikle psikoloji bilimini tanıyalım. Psikoloji nedir? İnsan davranışlarını, zihinsel süreçlerini ve nedenlerini inceleyen pozitif bir bilimdir. Psikolojinin amaçları insan davranışlarını betimler, davranışları açıklar, insan davranışlarını önceden belirler. Yani biz buna yordama diyoruz. İnsan davranışlarını kontrol eder. Psikolojide bazı araştırma yöntemleri var. Bunlardan birincisi betimleyici ve tanımlayıcı ögelerdir. Gözlem, görüşme, tarama, vaka incelemesi betimleyici ve tanımlayıcı ögeler içerisine girer. Deneysel yöntemler içerisinde ise ilişkisel yöntem vardır. Yani nedensellik ilişkisi diyebiliriz. Burada ne örnek verebiliriz? Çalışma süresi ile dikkat arasındaki nedensellik ilişkisi nedir diye bir soru sorabiliriz. Psikolojide bazı ekoller var. Yapısalcılık, davranışçı yaklaşım, psikodinamik yaklaşım, işlevselci yaklaşım,
Gestalt yani bütüncül yaklaşım, hümanistik, bilişsel ve biyolojik yaklaşım. Bu ekoller bizim için neden önemli? Sınavlarda karşımıza paragraf şeklinde bir hikaye verip sonunda bu hangi ekole aittir gibi bir soru çıkabilir. O yüzden hemen bu ekoller ne diyor bir bakalım. Yapısalcı yaklaşım da psikoloji ne sorusunu cevaplamalıdır der. Kişinin herhangi bir olay karşısındaki duygu ve düşünceleri ayrı ayrı ele alınır. İşlevselci yaklaşımda yapısalcı yaklaşıma bir karşı oluş vardır. Zihni yapı bakımından değil işlevleri açısından ele almışlardır. Yani zihin ne içindir, ne gibi işleri vardır gibi sorular sorar. Davranışsalcı yaklaşım ise insanın iç yaşantılarını yani bilinç halleri ile ilgilenmezler. Psikolojinin konusu tamamıyla organizmanın gözlenebilen ve ölçülebilen davranışlarıdır der. Psikanalitik yaklaşım ise davranışsal yaklaşıma karşıdır. En önemli temsilcisi Freud amcamızdır. Freud'a göre bugünkü davranışların nedenlerini anlayabilmek için aslında bireyin geçmiş yaşantılarını özellikle 0-6 yaş arasındaki çocukluk yaşantısına bakmamız gerektiğini söyler. Gestalt yaklaşımında ise parçacı yaklaşımları eleştirir. Yani biz bir davranışı anlamak istiyorsak bütüne bakmamız gerekiyor. Çünkü bunların her biri ancak bütünlük içinde anlam kazanır. Hümanistik yaklaşım, insan, burayı siliyorum arkadaşlar, insancıl yaklaşım yazıyorum. Hümanistik yaklaşım insancıl yaklaşımdır. İnsan ve insan özgürlüğünü merkeze almışlardır. Bu yaklaşımda insan aktif olarak vardır. Bilişsel yaklaşım dediğimiz zaman ise işin içine zeka, akıl girecek. İnsan dünyayı algılarken ve tanırken öğrenmeye yönelik gösterdiği her türlü zihinsel etkinliklerdir. Biyolojik yaklaşım ise adından da anlaşılacağı üzere organizmanın sinir sistemi, iç salgı bezlerinin yapı ve işleyişleriyle alakalı davranışları anlamlandırmaya çalışır. Psikolojinin alt dallarına hemen bakalım istiyorum. İki tane alanı vardır. Bir deneysel alanlar, iki uygulamalı alanlar. Deneysel alanların içerisine hangileri giriyor? Genel psikoloji, gelişim psikolojisi, genetik psikoloji, sosyal psikoloji, fizyolojik psikoloji, karşılaştırmalı psikoloji. Uygulamalı alanlarda ise psikolojide eğitim psikolojisi var, klinik, endüstri psikolojisi ve hukuk psikolojisi yer alıyor arkadaşlar. Hemen psikolojinin temel süreçlerine değinmek istiyorum. Bunlar nedir? Çevre ve uyum konusuna bakacağız. Bilinç ve dikkat var yine. Sosyal psikolojinin içeriğine bakacağız. Duygulara bakacağız. Duyum ve algının tanımlarına değineceğiz. Yaşam boyu gelişim diyeceğiz. Ve uyarılma düzeyleri bizim için önemli konulardandır arkadaşlar. Çevre ve uyum dediğimiz zaman organizmanın belli bir çevrede yaşamasından ötürü organizma ve çevre ilişkisini inceler. Bunun da içerisinde 3 tane kavramı var. İlk olarak alışmaya bakmak istiyorum. Duyu organlarının bir uyarıcıya maruz kalması sonucu artık bu uyarıcının ilk etkisini giderek kaybetmesidir. Ne söyleyebiliriz? Bir odada parfüm kokusu olduğunda bir süreden sonra o parfüm kokusuna alışıyoruz değil mi? Hissetmiyoruz ama ilk girdiğimizde o parfüm kokusunu alıyoruz. Duyusal uyum ise duyu organlarının çevreye uyum sağlaması sonucu tepki vermeme sürecidir. Hemen buna da bir tane örnek verelim istiyorum. Parlak bir gün ışığından karanlığa girdiğimizde önce çok az şey görürüz. Sonrasında gözümüz karanlığa uyum sağladığı için etraftaki şeyleri görmeye başlarız. Duyarsızlaşma ise aynı koşullar altındaki olaylarla tekrar tekrar karşılaşması sonucu duygusal tepkilerin azalmasıdır. Buna da ne örnek verebiliriz? Bir doktorun ilk önce ameliyata girdiğinde çok fazla tepki vermesi ya da alışamaması ama sürekli ameliyata girdiğinde artık o olaya karşı duyarsızlaşması. Hemen uyarılma düzeylerine bakmak istiyorum. Bunlar da yine bizim sınavlarda karşımıza çıkan kavramlar arasına yer alabilir arkadaşlar. Aşırı uyarılma organizmanın normalin üzerinde uyarılmasıdır. Yetersiz uyarılma adından da anlaşılacağı üzere organizmanın normalin altında uyarılmasıdır. Dengeleme yeni bir bilgi ile oluşan dengesizliği bu bilgiye uyum kurma süreciyle tekrardan dengeye oturtmadır. Duyum ve algı
konusuna bakmak istiyorum. İlk öncelikle duyu organları aracılığı ile uyarıcıların beyne ulaşması aslında bizim duyum kavramımızı açıklar. Görme, işitme, tat alma bunlardandır. Algı ise duyumların yorumlanması işlemidir. Yani ben burada kalem mordur dediğimde aslında ilk önce kalemi algılıyorum, sonrasında bununla ilgili bir yorum yapıyorum. Fakat bu algılar sonucunda bizi etkileyen bazı faktörler vardır. Güdülerimiz ve ihtiyaçlarımız algıladığımız nesnenin durumunu değiştirebilir. Deneyimimiz yine, psikolojik durumumuz, çevre, hazır olma düzeyimiz ve kişisel özelliklerimiz algıyı etkileyen önemli faktörlerdendir. Algının özellikleri ise algıda organizasyona bakacağız, algıda seçicilik, yine algıda değişmezlik diyeceğiz ve derinlik algısına bakacağız. Bu kavramlar bizim için neden önemli? Bunlar yine paragraf şeklinde karşımıza çıkıp algıda organizasyonla alakalı bir paragraf verip sonucunda bize bu hangi algıya aittir diye bir soru gelebilir. Hemen bakalım, algıda organizasyon nedir? Uyarıcıların bir bütün halinde algılanması. Burada mesela değişik şekiller görüyoruz. Ancak biz bunu kafamızda bütünleştirip organizasyon yapıp köpek olduğunu söylüyoruz, değil mi? Algıda seçiciliğe gelelim. İnsanın dikkatini belli uyarıcılara yöneltmesi. Mesela sen YKS sınavına hazırlandığın için bir mağazaya girdiğinde, kitap mağazasına, YKS ile ilgili kitaplarının senin dikkatini çekmesi algıda seçiciliktir. Yani bir ihtiyaca, ilgiye göre algıda seçiyoruz. Algıda değişmezlik ise daha önce çeşitli özellikleriyle bildiğimiz nesnelerin bu özellikleri değişse bile biz bunu aynı şekilde algılıyoruz. Mesela burada hemen şeklimize bakalım, sarı bloklara. Bunlar aslında giderek büyüyormuş gibi, uzuyormuş gibi görünüyor ama ben bunun aynı olduğunu, aynı ölçülere sahip olduğunu biliyorum. Hemen geliyorum derinlik algısına. İnsan gözü en ve boy olmak üzere iki boyutludur. Fakat bir takım algısal ip uçlarını kullanarak nesnenin derinliğini de algılarız. Biz burada daralan bir yol gibi görüyoruz ama biz bunu kendimizde aynı şekil bir yol gibi algılıyoruz. Ne demiştik? Algıda seçiciliği etkileyen bazı faktörler vardır. Bunlardan bir tanesi bireysel özellikler, diğeri ise dış faktörlerdir. Bireysel özellikler, ihtiyaçlar, deneyimler, beklentilerimiz ve ilgilerimiz. Dış faktörler ise algıda seçicilik olan nesnenin şiddet ve büyüklüğü, zıtlığı, hareketi, tekrarı, garipliği ve yeniliği. Hemen duygulara bakmak istiyorum. Yani genel uyarılmışlık hali. Duygu, his ve deneyimlerimizdir. Bilişsel bir değerlendirmedir. Belirli davranış kalıpları vardır. Güdüleyici durumlardır. Sözel jest ve mimiklerle ifade edilir. Bilinç ve dikkat dediğimiz zaman ise kişinin davranışlarını ve iç yaşantısını yaşaması bilinç olarak adlandırıyoruz. Dikkat ise edilgen dikkat ve etkin dikkat olmak üzere ikiye ayrılıyor. Edilgen dikkat dediğimizde irade dışı olana biz edilgen dikkat diyoruz. Etkin dikkat ise irade ile olan durumdur. Yani burada irademiz etkin, burada irademiz etkin değil. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle duygu çeşitlerimize bir bakalım. İlk olarak çatışmaya bir değinelim. Anlamına bir bakalım. Bir kişinin kendisi için aynı önem derecesine sahip iki farklı istek, duygu, düşünce arasında kalması sonucu bunlardan hangisini seçeceğine karar verememesi durumunda kendi içerisinde bir çatışma yaşıyor. Bu çatışmayı üçe ayırıyoruz. Yaklaşma-yaklaşma çatışması, kaçınma-kaçınma çatışması, yaklaşma-kaçınma çatışması. Hemen yaklaşma-yaklaşma çatışmasını söyleyelim istiyorum. İstediğimiz iki durum arasında kaldığımızda ikisini de seçmek istememiz. Örneğin bir öğrencinin hem eczacılık hem tıp istemesi ikisine de ne yapıyor aslında? Yaklaşıyor. Burada ne var? Kaçınma-kaçınma çatışması. İki olumsuz durum var ancak birisini seçmek zorundasın. Öğrencinin fen ve matematik sevmese de iki derse de girmek zorunda olması kaçınma kaçınma çatışmasına örnek verebiliriz. Yaklaşma kaçınma çatışmasında ise hem yaklaşıyorsun hem kaçıyorsun. Yani şöyle diyebiliriz. Öğrencinin YKS'yi kazanmak istemesi ancak öğrencinin bununla ilgili hiçbir çalışma yapmaması.
Hemen psikolojideki gelişim dönemlerine bakalım. Anne karnından başlayarak yaşam boyu süren bir süreç olarak kabul edilir. Yeni doğan doğumdan sonraki bir aydır. Bebeklik dönemi 12. ayın sonuna kadar kabul edilir. Duyusal motor dönemi 2 yaşına kadar olan dönemdir. Somut işlemsel dönem 7-12 yaş arasındadır. Soyut işlemsel dönem 2 yaş ve ilerisidir. Erken yetişkinlik dönemi 20-34 yaş arasıdır. Geç yetişkinlik 35-54 yaştır. İleri yetişkinlik 55-64 yaştır. Yaşlılık 65-74 yaş arasıdır. Orta yaşlılık 75-84 yaş arasıdır. İleri yaşlılık ise 85 yaş ve üzeridir. Gençlik ve kimlik gelişimine hemen bakalım. Aslında bizim toplum arasında bildiğimiz ergenlik dönemidir. Ergenlik sürecinde gençlerin yaşamış olduğu bazı bunalımlar var kimliğini oluştururken. Hemen bunlara değinelim. Bunlar da yine paragraflarda karşımıza çıkıp kavram olarak istenebilir arkadaşlar. Hemen kimlik bunalımına bakalım. Bireyin toplumsal yerini, mesleksel konumunu, cinsel kimliğini tanımaya çalıştığı aslında doğal bir savaşımdır. Başarılı kimlik statüsünde kimlik bunalımı krizi artık atlatılmış ve bir kimliğe bağlanmıştır. Neyi seviyor, ne istiyor, meslek olarak, cinsel kimlik olarak bağımlı yani ipotekli erken bağlanma kimlik. Bu kimlik statüsüne sahip bireyler ise kendisiyle ilgili hayati kararlar alamazlar. Adı üzerinde de bağımlı. Kararlarını alırken bir anne babaya ya da otoriteye bağlı kabul ederler. Ertelenmiş yani diğer bir ismiyle bunu bilelim arkadaşlar. Moratorium, kararsız kimlik. Ergen değişik kimlikler arasında bocalıyor ve kimlik oluşumunu askıya alıyor. Yani bir süre bekletiyor ve bekleme dönemine giriyor. Kimlik karmaşası ise bekleme döneminin uzun sürmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Yani ergen ne olmak istediğine, ne yapmak istediğine bir türlü karar veremiyor bu dönemde. Öğrenme, bellek ve düşünme kısmına bir bakalım. Öğrenme türlerine hemen değinmek istiyorum. Birinci koşullanma yoluyla öğrenme. Klasik koşullanma ve edimsel koşullanmaya bakacağız. İkincisi bilişsel öğrenme, gizli öğrenme, model alarak öğrenme ve kavrayış yoluyla öğrenme, deneme yanılma yoluyla öğrenme ve psikomotor yani zihin ve kas koordinasyonunun olduğu psikomotor öğrenmeye değineceğiz arkadaşlar. Hemen önemli bir konu olan koşullanma yoluyla öğrenmeye değinmek istiyorum. Klasik koşullanma organizmanın daha önce tepkide bulunmadığı bir uyarıcıya tepkide bulunmasıdır. Pavlov'un köpek deneyi hemen bakalım. İlk öncelikle yemeğe salya salgısı gösteriyor köpeğimiz. Daha sonra zil çalıyor. Ancak herhangi bir salya salgısı olmuyor. Çünkü daha henüz köpek zille beraber yemek verileceğini bilmiyor. Daha sonra zil ve yemekle beraber zil çalınıyor ve yemek beraber veriliyor. Ancak yine salya salgısı yok. Zil çalındığı zaman artık salya var. Klasik koşullanma bu şekilde. Hemen edimsel koşullanmaya bakalım. Burada ise eylemlerimiz var, hareketlerimiz var. Koşullanma aslında canlıyı ödüle ulaştıran, cezadan kurtaran davranışın öğrenilmesidir. Edimsel koşullanmada bir ödül veya ceza yöntemi vardır. Burada bazı kavramların hemen açıklamasını yapmak istiyorum. Pekiştireç, davranışın ortaya çıkma ihtimalini arttıran uyarıcıdır. Olumlu pekiştirme ise olumlu pekiştireçlerle yapılan pekiştirmedir. Olumsuz pekiştirme, yapılan davranışa devam edilebilmesi için hoşa gitmeyen uyarıcının organizmadan alınmasıdır. Olumlu pekiştirmeye hemen örnek verelim. Ödevini yaparsan sana çikolata alacağım dediğim zaman aslında burada çikolata olumlu pekiştirme. Olumsuz pekiştirmeye hemen örnek verelim. Ödevini yapsa da bir süre çikolata alınıp daha sonra alınmaması davranışın kazanılmasıyla beraber olumsuz pekiştirme oluyor. Klasik koşullanmayla ilgili bazı kavramlar var. Bunlara hemen değinelim istiyorum. Genelleme, benzer uyarıcılara aynı tepkiyi verme. Biraz sonra bunları örneklerle açıklayacağım. Ayırt etme, organizma uyarıcılar arasındaki farkı artık anlayabilir. Sönme, organizma koşullanma oluşturduktan sonra koşulu uyarıcı aldığında tepki veriyor. Uzun süre bu uyarıcı verilmediğinde ise artık tepki vermiyor. Kendiliğinden davranış sönüyor. Bir de kendiliğinden geri gelme var. Sönme olayı gerçekleştikten sonra organizmanın tekrar koşulu uyarıcıya tepki vermesi.
Hemen bunları açıklayalım. Uyarıcı genellemesine hemen bir örnek verelim. Ben köpeğe zil de çalsam, çan da çalsam arkadaşlar yine ona yemek verileceğini biliyor. Yani genelleme yapıyor ikisinin de sesi benzer olduğu için. Ayırt etme, köpek örneğini verelim. Komşumun köpeği beni ısırdıysa komşu köpekle kendi beslediğim köpeğin ayırt edebilirim. Koşullanmanın sönmesi, zile karşı salya tepkisi veriliyor ama artık bu zil pekiştirici olarak kullanılmadığında koşullanma sönüyor. Yani zille beraber zil artık verilmediğinde, yemek verilmediğinde koşullanma sönüyor. Kendiliğinden geri gelme ise zili artık çalmaya başlayıp da yemek vermeye başladığımda sönen davranış geri geliyor. Bir de pekiştirme tarifeleri var. Bunlar sürekli pekiştirme ve aralıklı pekiştirme. Sürekli pekiştirme adından da anlaşılacağı üzere yapılan her istendik davranışın pekiştirilmesi. Aralıklı pekiştirme ise her istendik davranıştan sonra pekiştirme verilmiyor. Mesela sürekli pekiştirmeye memurların her ayın 15'inde maaşını alması örnek verebiliriz. Aralıklı pekiştirme ise işte milli piyangoyu aldığımızda ne zaman çıkacağını bilmiyoruz değil mi? Herhangi bir tarihte çıkabilir. Bu da aralıklı pekiştirme diyoruz. Burası önemli. Edimsel koşullanma ve klasik koşullanma bazen karışabiliyor. Bu iki farkı hemen anlayalım istiyorum. Edimsel koşullanmada uyarıcı belli değildir. Ancak klasik koşullanmada ne vardır? Uyarıcı bellidir. Mesela ne? Zil. Pekiştireç davranıştan sonra verilir. Yani ödevini yaparsan sana çikolata alacağım. Pekiştireç davranıştan önce verilir. Ney? Eti, zili çalıp eti vermesi. Psikomotor davranışlar edimsel koşullanmada etkilidir. Yani zihin, kas koordinasyonu vardır. Burada ise refleks, tamamıyla bir anda gelişen davranışlar ön plandadır. Burada edimsel koşullanmada uyarıcıyı göremeyiz. Ancak klasik koşullanmada uyarıcı tepki bellidir. Edimsel koşullanmada yine tepki uyaran bağı varken klasik koşullanmada uyarıcı tepki bağı vardır. Hemen bilişsel öğrenmeye bir bakalım. Bilişsel öğrenme kişinin davranışlarını ödül veya ceza yöntemiyle değil zihindeki sembolleri ile belirler. Nasıl öğrenme şekillerimiz var? Taklit yolu ile öğreniyoruz, model alarak öğreniyoruz, örtük öğreniyoruz, farkında olmadan öğreniyoruz, kavrayarak öğreniyoruz ya da bilgiyi işleyerek öğreniyoruz. Belleğe bakalım istiyorum. 3 tane bellek türümüz var. Anlık bellek, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek. Belleğin tanımını bir yapalım. Öğrenilen veya yaşanmış konuları bilinçli olarak zihinde saklama gücü. Anlık belleğin hemen tanımını yapalım. Gelen bilgiler bir saniye sonra siliniyor. Organizmaya gelen bilgiler bir saniye sonra silinir. Kısa süreli bellek ise anlık bellekten gelen bilginin davranışa dönüşmesi ancak yeni bir bilgi geldiğinde silinmesi. Anlık bellekten gelen bilgiler. Uzun süreli bellek ise yeni ve eski bilgilerin hepsinin saklanması. Ruh sağlığı ile ilgili temellere bakalım, kavramlara bakalım. Kişilik kavramları, kişilik kuramları, kişilik değerlendirmesi, kişiliğin gelişimi, stres, savunma mekanizmaları ve ruh sağlığı. Bunların bazılarını ayrıntılı olarak bakmak istiyorum. İlk öncelikle mizaç ve karaktere bakalım. Mizaç diğer bir ismiyle huy. Ancak günlük yaşantımızda mizaç ve karakteri karıştırabiliyoruz. O yüzden ikisinin farklı özelliklerini almak istedim. Mizaç kalıtsal olarak getirilen ruhsal özelliklerdir. Yani genetik olarak anne babamızdan bize geçen davranışlar diyebiliriz. Karakter ise ahlaksal özelliklerdir. Toplum tarafından, yaşadığımız toplum tarafından sosyalleşme sürecinde öğretilen bir karakter davranışı olabilir. Duygulanma tarzı, mizaç aslında duygulanma tarzı iken karakterde sosyal çevre etkilidir. Mizaç, demin de söylemiştim, doğuştan getirdiğimiz özellikler, karakter ise sonradan eğitimle, toplum içerisinde, okulla, aileyle kazanılan bir durumdur. Mizaç ortadan kaldırılamaz. Sadece eğitimle yönlendirilebilir. Ancak karakter, iyi kötü, doğru yanlış gibi kavramlar öğrenilebilir. Duygusal olmak mizaç iken yalan söylemek karakter meselesidir arkadaşlar. Hemen psikanalitik kuramın önemli kavramlarına bakmak istiyorum arkadaşlar. Alt benlik, benlik ve üst benlik. Nedir alt benlik dediğimiz? İd. İd'in tek amacı var, bana haz ver, acıdan kaç, hemen yerine getir. Yani ben şu anda bir camı kırıp
Oradan bir şey almak istiyorsam, canımı çektiği bir şey almak istiyorsam bunu hemen yap diyor. Yani bir filtreleme yok, yanlış doğru durumu yok. Geldim egoya. Psikolojik yanımızdır. Bütün gücümüzü itten alıyoruz. Yani gerçekçi bir yanımızdır. Geldim süperegoya. Süperego aslında bizim sosyal yanımızdır ve bireyin vicdanı burada ağır basıyor. İd ve ego aslında süperegoyu oluşturuyor. Toplumsal değerlere uygunluk. Yani ben itte bir camı kırıp bir şey almak isterken süperego tarafım diyor ki hayır, hırsızlık kötü bir şeydir diyor. Arkadaşlar. Yine tip kuramlarına bakmak istiyorum. Burada da farklı isimler olduğu için yine ÖSYM bu kuramları sınavlarda kullanabilir. Bu tipleri sınavlarda kullanabilir. Piknik tip orta boylu yuvarlak olan tiptir. Dışa dönük, eğlenceli ve insancıl davranışlar sergiler piknik tip. Astenik tip ise ince, uzun, narindir. Duygulu, çekingen ve içe dönük davranışlar sergileyebilir. Atletik tip ise güçlü, geniş omuzlu ve atletik olur. Yarışmayı seven ve gürültücüdür. Aslında insanların vücutlarına göre davranış özelliklerini açıklayan tip kuramları içerisine girer. Hemen strese bakmak istiyorum. Stres türleri, anlık streslerimiz var. Uzun süreli ve yoğun streslerimiz var. İyi stres, kötü stres. Strese gösterilen bazı tepkiler var. Anlık tepkiler, atılım, çekilme, uzlaşma, savunma mekanizmaları ki bunların içerisinde en önemlisi savunma mekanizmalarıdır. Sürekli tepkiler, alışma, duyarsızlaşma, duygusal yararlı ve zararlı tepkilerdir. Hemen savunma mekanizmaları dedik. Yani kişinin bir davranış karşısında kendisini savunması. İşlevleri nedir? Bireyde oluşan kaygıyı azaltır. Benliği, yani kişinin benliğini, organizmanın benliğini tehditlerden korur. Çatışmalardan uzak durmamızı sağlar, kendimize olan güvenimizin azalmasını önler, hayal kırıklıklarımızın etkisini azaltır. Ruh sağlığına bakalım istiyorum. Hangi konuları içine alıyor? Normal dışı davranışları içine alıyor. Davranış bozukluklarını, psikolojik desteği içine alıyor. Evet arkadaşlar, hemen sosyolojiye bir giriş yapalım. Sosyoloji tekrarımızda devam edelim istiyorum. Sosyolojinin kelime anlamına bir bakalım. Toplumsal ilişkiler ve bu ilişkiler sonucunda ortaya çıkan kurum ve kurumlar arasındaki ilişkileri, toplumsal yapı ve değişimleri inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyoloji bireysel olanı değil, aslında nedir? Toplumsal olanı ele alır. Yani bireysel olanı ele alsaydı ne işin içine girerdi? Psikoloji işin içine girerdi. Kural koyucu değildir. Yani normatif değildir. Kuralları yoktur. Nesneldir. Değer yargıları yoktur. Yani objektiftir. Deneysel değildir. Onun laboratuvarı tamamıyla toplum ve tarihtir. Sosyolojinin kullandığı bazı teknikler var. Bunlardan ilki anket, belirli bir konu hakkında soru formlarıyla karşıdan bilgi toplama işidir. Görüşme, karşılıklı konuşma ile araştırılan konu üzerinde yapılan bilgi toplama işiyken, monografi, seçilen toplumsal bir birimle alakalı çeşitli yönlerin incelenmesi. Bu bir aile olabilir, köy olabilir, herhangi bir topluluk olabilir. Sosyometri ise arkadaşlar, gruptaki üyelerin birbirleriyle olan duygularını ortaya çıkarmaya çalışır. Ne diyebiliriz mesela? Sevgi, saygı, duygularını biz sosyometriyle ölçüyoruz. Sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisine hemen bakalım. Sosyoloji tek başına kurallar ortaya koyamıyor. Toplumdaki bir sürü alanla ilgisi var. Nedir mesela? Politika, coğrafya, ekonomiyle ilgisi var. Antropoloji var yine işin içinde. Hukuk var, tarih var, psikoloji var. Yani bu bilim dallarının hepsinden sosyoloji faydalanıyor. Hemen karıştırılan iki kavram üzerinde durmak istiyorum. Toplumsal olay ve toplumsal olgu. Yine sınavlarda ikinci kısımda karşımıza çıkabilir. Tek tek ortaya çıkan, yeri ve zamanı olan şeyleri biz toplumsal olay diyoruz. Soyut, genel, farklı toplumlarda aynı alanda gerçekleşen şeyler ise toplumsal olgu diyoruz. Bakın burada genellik var, burada tek tek ortaya çıkıyor. O zaman genellik varsa işsizlik nedir? Toplumsal bir olgudur. Ali'nin işsiz kalması ise toplumsal bir olaydır. Ya da hemen evlilik kurumundan örnek verelim. Evlilik tek başına toplumsal bir olgu iken Ali ile Ayşe'nin evlenmesi
Ali ile Ayşe'nin evlenmesi toplumsal bir olaydır. Toplumsal gruplara bir bakalım. Bu gruplar kendi içerisinde farklı niteliklere ayrılıyor. Kuruluş biçimine göre gruplar var, katılış biçimine göre var, görevlerine göre toplumlar var, yapılarına göre toplumlar, toplumsal ilişki biçimine göre olan gruplar var, ilişki biçimine göre olan gruplar var arkadaşlar. Birey ve topluma hemen değinelim. Sosyalleşme kavramını ilk önce açıklayalım. Bireyin kişilik kazanması ile birlikte toplumsal çevreye aslında uygun hareket etmesidir sosyalleşme. Ancak bizim sosyalleşmemizi sağlayan bazı unsurlar var. Bunlardan ilki aile, sonra okul, sonra arkadaş grubu, daha sonra kitle iletişim araçları. Hemen toplumsal statü, rol ve saygınlık kavramlarına değinelim. Yine paragraf sorularında karşımıza çıkabilir. Kişinin toplumunda sahip olduğu konumuna biz ne diyoruz? Toplumsal statü diyoruz. Toplum tarafından kişiden beklenen davranışların tümüne ise biz ne diyoruz? Toplumsal rol diyoruz. Annelik rolü, öğretmenlik rolü gibi. Sonuncusu ise adından da anlaşılacağı üzere saygınlık, ün diye geçer arkadaşlar. Toplumsal değer, norm ve toplumsal kontrol. Aynı zamanda bir de ne vardır? Toplumsal sapkınlık vardır. Bu kavramlara hemen bir bakalım. Kişilerin ortak duygularını yansıtan, kuşaktan kuşağa aktarılan şeyler bizim nedir? Toplumsal değerimizdir. Kişilerin toplum içerisinde nasıl davranacağını belirtilen ve yaptırım gücü olan şey ise toplumsal normdur. Toplumun varlığını sürdürebilmesi için üyeleri üzerindeki etkisi toplumsal kontroldür. Kişi ve kişilerin düzenini bozacak olan norm ve değerlerin dışına çıkılması ise aslında toplumsal sapma diyebiliriz arkadaşlar. Toplumsal yapı kendi içerisinde bazı kurumları barındırıyor. Bunlar nedir? Köy var, kent var, metropol, millet. Bunları da yine bilelim arkadaşlar. Toplumsal tabakalaşma bizim için önemli. Kişilerin gelirleri, yaşam tarzları ve eğitim düzeyleri ile hiyerarşik olarak sıralanmasıdır. Weber'e göre tabakalaşmada ekonomik durum, politik güç ve sosyal prestij gibi 3 temel kriter vardır. Burası nedir arkadaşlar? Tabii ki alt tabakadır. Burası nedir? Orta tabaka. Ve burası nedir? Üst tabakadır. Burada insanlar, tabakalar, toplumlar eğitim düzeylerine, politik güçlerine, sosyal prestijlerine göre, Weber'e göre sıralanıyorlar. Hemen toplumsal tabakalaşma türlerinin de kendi içerisinde alt başlıkları var. Birincisi kapalı toplumsal tabakalaşma. Burada toplumsal hareketlilik çok azdır. Tabakalar arası geçiş yoktur. Statüler neyle belirlenir? Doğumla belirlenir. Yani öğretmen çocuğu öğretmen olabilir ya da kölenin çocuğu köle olabilir. Kas sistemi ve kölelik kapalı toplumsal tabakalaşmaya örnektir. Yarı kapalı toplumsal tabakalaşmada siyasi ve ekonomik zümreler vardır. Krallar, soylular, hür vatandaşlar ve köleler bu zümreleri oluşturur. Buradaki toplumsal hareketlilik sınırlandırılmıştır. Yani bir tabakadan diğerine geçmek sınırlıdır. Avrupa'daki lonca sistemi gibi. Ancak bu kapalı toplumsal tabakalaşma gibi kesin sınırları yoktur. Açık sınıf tabakalaşma ise tabakalar arası geçiş burada tabii ki vardır. Nasıl toplumlarda görülür? Demokratik toplumlarda görülür. Fırsat eşitliği temel ilkedir. Toplumsal hareketlilik ortaya çıkarken bir dikey hareketlilik var, bir de yatay hareketlilik var. Biz dikey hareketliliği bu şekilde gösteriyoruz, yatay hareketliliği ile bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Dikey hareketlilik bir tabakadan diğer tabakaya yükselmek veya düşmek diyebiliriz arkadaşlar. İşte zenginken fakir olmak veya işte apartman sahibiyken apartman görevlisi olmak örneklerini verebiliriz. Yatay hareketlilikte ise aynı tabakada yer değişimi, bir doktorun çalıştığı hastaneyi değiştirmesi aslında nedir? Yatay hareketliliktir. Yani meslek değiştirmiyor, herhangi bir tabaka değiştirmiyor. Sadece ne yapıyor? Yer değiştiriyor, mekan değiştiriyor. Bu kavramları, iki kavramı iyi bilelim hareketlilik türlerini. Toplumsal değişme ve gelişme.
toplumsal değişme toplumun her alanında meydana gelen farklılıklardır. Toplumsal değişmeyi etkileyen bazı etmenler var. Fiziki çevre, bilim ve teknoloji, ekonomi, demografi yani nüfus ve kültür. Toplumsal değişme türleri ise 1- serbest değişebiliriz, 2- müdahale yoluyla değişebiliriz. Toplumsal gelişme tüm alanlarda yapılır. Toplumsal yaşamdaki aslında olumlu değişmedir. Unsurları nelerdir? Ekonomik bir büyüme, orta tabakanın genişlemesidir. Hukukun üstünlüğü vardır. Toplumsal çözülme, toplumdaki bireylerin değerlere ve normlara ayak uydurmaması sonucu oluşan bir krizdir. İşte yaşlı bir teyzemizin Android telefon kullanamaması, hala tuşlu telefon kullanması ya da işte bilgisayarı kullanamaması gibi. Toplumsal bütünleşme, kişi ve grupların sosyal gereksinimlerinin sürekli karşılanmasıdır. İkiye ayrılıyor, fonksiyonel bütünleşme ve mana etrafında bütünleşme. Fonksiyonel bütünleşmede kültür unsurlarının bir araya gelmesi ve bütünleşmesi söz konusudur. Mana etrafında bütünleşme ise manevi değerler etrafında bütünleşmektir. Din olabilir mesela. Hemen kültüre değinelim. Kültürün özellikleri insan ürünüdür. Değişkendir, dinamiklidir, süreklidir, ihtiyaçları karşılar ve doyum sağlar. Aynı zamanda toplumsal bütünleşmeyi sağlar. Kültürün bazı özellikleri var, ögeleri var. Maddi kültür, bilişsel kültür, davranışsal kültür ve köklenmiş kültür. Kültüre katılma ise genel unsurlarla katılırız, özel unsurlarla katılırız, değişkenler aracılığı ile katılırız. Kültürle ilgili bazı kavramlar var. Yine bunlar aralarında çok az nüanslar olduğu için karıştırılabiliyor. Bunlara tek tek bakalım istiyorum. Kültürleme, birey kültür unsurlarını öğreniyor. Kültürlenme, farklı iki kültürün etkileşimi sonucunda hiç olmayan bir kültürün ortaya çıkması. Farklı iki kültür kültürlenmede. Kültürel gecikme, hızlı değişen maddi kültür ve yavaş değişen manevi kültür unsurlarının uyumsuzluğu. Kültürel çözülme, var olan kültür unsurlarının yeni unsurlarla uyuşamaması. Alt kültür, var olan egemen kültür haricinde farklı kültüre sahip olma. İşte Doğu Anadolu'nun, Ege bölgesinin ya da işte Karadeniz bölgesinin farklı kültürlerin olması aslında bizim alt kültürümüz olduğu anlamına gelir. Kültür şoku, kişinin katıldığı yeni bir toplum kültürüne karşı yaşadığı zorluk. İşte bir Türk'ün Almanya'ya gitmesi, oradaki düzene alışma süreci kültür şoku olarak adlandırılabilir. Kültür merkezciliği, sadece benim kültürüm var diyor. Mesela Türk kültürü, bir kültürün diğer kültürlerden üstün gösterilme durumu. Kültürel yozlaşma, işlevini yitirmiş unsurları yaşatmak için uğraşılırken yeniliğe toplumun kapatılması. İşte hala hemen telefondan örnek verelim. İşte tuşlu telefonlar ya da özellikle telefonlar çıkmışken hala tuşlu telefon kullanacağım diye diretmek mesela. Kültürel yayılma, bir kültürdeki unsurların diğer kültüre geçmesi. Kültürel çatışma, kuşaklar arasındaki çatışma. Popüler kültür, halk tarafından seçilen ve kalıcılığı olmayan geçici kültür diyebiliriz. Baskın kültür, güçlü olan kültür. Kültür emperyalizmi ise güçlü olan toplumun kendi benimsediklerini güçsüz olan diğer topluma benimsetmesidir arkadaşlar. Hemen toplumsal kurumlara bakmak istiyorum. Sosyolojide toplumsal kurumlar çok önemli. Bunlara şimdi tek tek bakacağız. Aile, evlilik, din, eğitim, siyaset ve ekonomi. Hemen bakalım, ilk kurumumuz aile kurumu. İşlevleri nelerdir toplum içerisindeki? Biyolojik, psikolojik, toplumsal ve ekonomik işlevleri vardır. Aile toplumun en küçük birimidir arkadaşlar. Ancak aile türleri de vardır. Otoriteye göre aile, bir de büyüklüğe göre aile vardır. Otoriteye göre aile dediğimiz zaman ilk olarak anaerkil aile, sonra ise ataerkil aile. Adından da anlaşılacağı üzere kadının baskın olduğu bir aile türüdür. Ataerkil ailede ise baba otoritedir. Büyüklüğüne göre ailede ise çekirdek aile ve geniş aile olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Çekirdek aile dediğimizde anne, baba ve çocuklar. Geniş ailede anne, baba, dede, torunlar, hepsinin bir arada yaşadığı bir aile türüdür. Aile içerisinde yine evlilik olduğu için sosyoloji evliliğe de bakmış. Evlenilen kişiye göre, eş sayısına göre ve eşlerin yerleşimine göre bunları ayırmış. İlk olarak evlenilen kişiye göre hemen bakalım. Levirat diye bir kavramdan bahsetmiş. Yani eşi ölen kadının
eşi ölen kadının eşinin kardeşi ile evlenmesi. Sorarat ise eşi ölen erkeğin eşinin kardeşi ile evlenmesi. Eşinin kardeşi yani baldız oluyor. Kardeşiyle evlenmesidir. Eş sayısına göre monogami ve poligami. Monogami tabii ki adından da monotekti. O zaman nedir? Tek eşli evlilik. Tek eşli evlilik. Poligami ise çok eşli evliliktir. Bu da kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Poliandri ve polijini. Poliandri dediğimiz kadının birden fazla erkekle evlenmesi. Birden fazla erkekle evlenmesi. Polijini ise tam tersi erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi. Hemen eşlerin yerleşim yerine göre bakalım. Matrilokal dediğimiz evlenen çiftlerin anne tarafından yani kadının akrabaları tarafından yerleşmesi. Patrilokal ise evlenen çiftlerin evinin erkeğin tarafına yerleşmesi. Neolokal ise evli çiftlerin kendi başlarına bir evde yaşamasıdır. Hemen eğitim kurumuna bakalım. Bilgilerin yeni nesillere aktarılmasıdır. Peki eğitimin toplumdaki amacı nedir? İşlevi nedir? Toplum mirasını diğer kuşaklara aktarır. Bireyin gelişimini sağlar, bilimin gelişimine katkıda bulunur, eş ve arkadaş seçimini sağlar. Ekonomi kurumuna bakmak istiyorum. Sosyoloji açısından yine önemli. Burada bazı kavramlar var, onlara değinelim. Mal, serbest mal yani doğada hazır bulunan su, hava gibi. Ekonomik mal, emek ve para harcanarak elde ediliyor. Arz, üreticinin piyasaya sürdüğü maldır. Talep ise tüketicinin piyasada bulunan malı satın alma miktarıdır. Ekonomiyle bazı temel kavramlar var. Yine sınavlarda bunlar karşınıza çıkabilir. O yüzden değinmek istiyorum. Deflasyon dediğimiz fiyat düşük, alım gücü yüksek. Fiyat düşük, alım gücü yüksek. Resesyon ekonomide durgunluk, gerileme demektir. Devalüasyon ise ulusal paranın döviz ve altın karşısında ne olmasıdır? Düşük olmasıdır. Revalüasyon ise ulusal paranın döviz ve altın karşısında yükselmesidir. Yani yüksek olmasıdır. Hemen siyaset kurumuna bakalım. 3 tane kavram var. Bunları bilelim istiyorum. Monarşi tek kişinin iktidarıdır. Mutlak monarşi ve meşruti monarşi girer içerisine. Oligarşi ise belli bir zümrenin halkı yönetmesidir. Demokrasi halkın kendi yöneticisine kendisini seçmesidir. Hemen din kurumuna değinmek istiyorum. Totemizm, naturizm, animizm, monoteizm, politeizm din kurumuna ait inançlardır arkadaşlar. Hemen mantıkla devam edelim. Mantıkta ele alınan konu aslında doğru düşünme tekniğini öğrenmektir. Mantık formal bir bilimdir. Deneysel bir yöntemi yoktur. Kural koyucudur. Doğru düşüncenin nasıl olması gerektiğini ele alan bir alandır. Doğru ya da yanlış olabilen, yargı bildiren cümlelerdir dediğimiz şey bizim önermedir arkadaşlar. Yargılar arasında ilişki kurarak sonuç için başka bir önermeyi ortaya çıkarma ise akıl yürütmedir. Bu kavramları bilelim, önemli. Sonuca ulaşmak için akıl yürüttüğümüz önermeler ise öncüldür. Konu içerisinde bu kavramlarla ilgili açıklamalar yapacağız. O yüzden bu kavramların anlamlarını bilelim. Akıl yürütmede sona yazılan ve öncüller arasından elde edilen yeni önerme ise sonuçtur. Akıl yürütmenin mantık kurallarına uygun olması tutarlılıktır. Sonuç önermesinin zorunlu olarak çıkarılması geçerliliktir. Geçerli olmasıdır. Öncüllerin doğru olduğu halde sonucun yanlış olması durumu geçersizliktir. Hemen akıl yürütme yöntemlerine bakalım. 3 tane akıl yürütme yöntemimiz var. Tümden gelim, analoji ve tüme varım. Bunların ne anlama geldiğini hemen söyleyelim. Tümden gelim adından da anlaşılacağı üzere. Bakın üçgeni ters çizdim. Genelden özele bakın taban geniş. Tümden geliyorum. Tümden özele gidiyorum. Yani ne diyeceğim? Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates insandır dediğimde ne yapıyorum? Bütün insanlardan
Sokrates'e gidiyorum. Yani tümden gelerek bir sonuç çıkarma, akıl yürütme işlemine geçiyorum. Analoji ise arkadaşlar genelden gelere ya da özelden özele bir akıl yürütme biçimidir. Yani benzeşim kuruyorsunuz. Şöyle bir örnek verelim. İstanbul büyük şehirdir. Büyük şehir ve trafiği yoğundur. Ankara büyük şehirdir. Ne yaptım burada? Büyük şehir olmasını benzeştirdim. O halde diyorum, Ankara'nın da trafiği nedir? Yoğundur diyeceğim. Hemen geldim tüme varıma. Bakın burada da adına hemen değiniyorum. Tüme varıyorum. Tüme varıyorum. O zaman nasıl yapıyorum? Özelden genele sonuç çıkarma işlemidir. Bir göldeki kuğulardan örnek verelim. Bir tane kuğu gördüm. Birinci kuğu beyazdır. Göldeki birinci kuğu beyazdır dedim. Göldeki ikinci kuğu da beyazdır. İşte üçüncü kuğu da beyazdır. Bakın özel, hala özel. Genele doğru gidiyorum. O halde diyorum, göldeki tüm kuğular beyazdır. Ne yaptım? Özelden genele bir sonuç çıkarma işlemi yaptım. Akıl ilkelerine bakalım. Bunların kavramlarına bakalım. Akıl ilkeleri, bir şey sadece kendisiyle aynı ise bu nedir? Özdeşlik ilkesidir. Yani ne diyelim? A A'dır. Mesela su sudur. Taş taştır. Kendisiyle aynı olması. Her şeyin var olma sebebi ise yeter, sebep ilkesi olarak adlandırıyoruz. Bir şey hem kendisi hem de kendisinden başka bir şey olamaz diyorsak A, A olmayan değildir diyoruz. Buna da çelişmezlik ilkesi diyoruz. Var olan sonuçla çelişmiyor. Bir şey ya vardır ya da yoktur. Yani üçüncü bir halin imkansızlığına ise üçüncü halin imkansızlığı diyoruz. Hemen klasik mantığın kavramlarına bakalım. Klasik mantıkta nelik kavramı var. Genel kavramının yalnız zihinde düşünülmüş haline biz nelik diyoruz. Gerçeklik, aynı kavramın zihin dışındaki bir nesneyi göstermesi haline diyoruz. Yani zihnimizde düşündüğümüz bir nesneyi var olan evrende de gösteriyoruz. Kimlik, gerçekliği olan kavramın zihinde dışında gösterdiklerinin birini belirtmesi. Bir kimlik, bir tür. Kaplam, bir kavramın kapsadığı, içine aldığı bireyleri gösterir. İçlem, bir kavramın nitelikleriyle alakalıdır. Hemen notumuza bakıyorum. İçlem ve kaplam aslında nedir? Ters orantılıdır. Yani içlem azalınca kaplam, kaplam azalınca da içlem artar. Arkadaşlar şu okun içindeki yazılar haricinde okun yerini değiştiriyorum. İçlem aşağıya doğru artıyor, kaplam da yukarıya doğru artıyor. Yani şunları şöyle yapalım. Yani şöyle söyleyelim. Bakın, çınar ağacı, ağaç, bitki, canlı varlık. Bakın genişledi alanı, doğru mudur? Varlığa doğru genişledi. Peki içleme bakalım hemen. Varlıktan canlıya indi. Canlıdan bitkiye, bitkiden ağaca, ağaçtan çınar ağacı. Ne yapıyor aslında? Özele doğru aslında biraz daha parçalıyor. Çınar ağacı, işte meyve ağacı vesaire, bunu indirebiliriz. Dolayısıyla aşağıya doğru içlem artarken yukarıya doğru da kaplam artıyor diyebiliriz. Kavram ve terim kavramlarını hemen değinelim. Kavram herhangi bir nesnenin zihindeki tasarımıdır. Terim, zihindeki tasarımın dil ile ifade edilmesidir. Zihnimizde tasarladığımızda kavram oluyor. Dil ile ifade ettiğimizde terim oluyor. İmge, nesnelerden zihnimizde kalan eksik, yanlış, doğru imajlardır. Yani kafamızda hayal ettiğimiz şekillerdir diyebiliriz. Hemen kavram açıklamasını yapmışken bunun çeşitlerine bakalım. Ne geliyor karşımıza ilk olarak? Kolektif kavram. Bir grubu ifade eden kavram kolektif kavramdır. Ordu, sendika, bunlar nedir? Bir grubu ifade eder. Distribütif kavram ise bir grubu ifade ediyor. Ancak bu ifade ettiği grup içerisinde yer alan bireyin kavramı. Yani nedir? Ordunun içerisinde asker var. Sendikanın içinde işçi var gibi. Niteliklerine göre kavramlar ise bir türün tamamını gösteren kavramlardır. Bunlara genel kavramlar da denir. Biliyorsunuz ki biz niteliklerine göre kavramları sayamadığımız kavramlardır. Ancak niceliklerine göre kavramları biz
sayabilen kavramlar olarak, sayılabilen kavramlar olarak adlandırıyoruz. Hemen niceliklerine göre kavramlara bir bakalım. Tümel kavram, tikel kavram, tekil kavram. Mantığın en çok üzerinde durduğu ya da konularda kullandığı kelimelerdir bunlar. Tümel kavram, cins varlığın tamamını içine alan kavramlardır. Mesela bütün insanlar dediğim zaman bütün her şeyi, bütün varlıkları, insanları katıyorum. Buradaki tümelin anahtar cümlesi, kelimesi bütündür. Tikel kavram ise cins varlığın bir kısmını içine alıyorsa, yani bazı insanlar dediğimde bu tikel kavram olur. Tekil kavram ise cins varlığın bir tanesini ifade eder. Orhan insandır dedim mesela. Bu da nedir? Orhan'ı sadece bir kişi ifade ettim. Kavram çeşitlerine yine devam edelim arkadaşlar. Olumlu ve olumsuz kavramlar. İşte Ayşe işe gitti dediğim zaman olumlu kavram oluyor. Ayşe işe gitmedi dediğim zaman olumsuz kavram oluyor. Çelişik kavram, kavramlar arasında ortak bir bağ, kavram yoksa biz buna çelişik kavram diyoruz. Örneğin kirli ve temiz arasında herhangi bir şey var mı? Az kirli, az temiz diyemiyoruz değil mi? Çelişik kavramlardır. Somut ve soyut kavramlar. Bu da nedir? Somut duyularımızla algılıyorsak somut diyoruz. Algılayamıyorsak soyut diyoruz. Mantıkta yine 5 tümel olayı vardır. Hemen bakalım bu 5 tümele. Birincisi cins. İki genel kavramdan kaplamı daha geniş olandır. Cins bakın en üst basamakta. Tür onun altında. Tek başına hiçbir kavram cins veya tür olarak adlandırılamıyor. Altındaki kavrama göre cins olan bir kavramın üstündeki kavrama göre ne oluyor? Tür oluyor. O zaman şöyle diyebilir miyim? Cins canlı diyebilirim. Tür hayvan diyebilirim. Türü yani. Cinsin altında yer alan kavram tür. Ayrım ise cins ve tür kavramlarını birbirinden ayıran temel özelliklerdir. Mesela insanın düşünme özelliği, değil mi? Bir hayvana göre ayrım yapabileceğimiz bir özelliktir. Özgürlük bir tek türe ait olan özelliktir. Örneğin ne? İnsanın konuşma özelliği, insanın konuşma özelliği sadece neye özgüdür? İnsana özgüdür. Bir hayvan konuşamaz. İlinti farklı türler arasındaki ortak olan özelliklerdir. Hemen örnek verelim. İnsan ve hayvan arasındaki ortak özellik nedir? İkisi de ne yapar? Hareket eder değil mi? Kavramlar arasındaki ilişkilere hemen bir bakalım. İlk olarak eşitlik. İki kavramdan biri diğer kavramın tümünü için alıyorsa bunu biz eşitlik olarak adlandırıyoruz. Hemen ne diyelim? Şunun öncülünü yazalım, yargısını, önermesini. Her insan akıllıdır dedim. Bunlar eşit olduğu için hemen ne dedim? Her akıllı insandır dedim. O zaman özne ile yüklemin yerini değiştirdiğimde de eşitlik durumu oluyor. Geldim ayrıklığa. Biri diğerinin hiçbir elemanını içine almıyorsa bu ayrıklıktır. Hemen örnek verelim. Hiçbir kuş bitki değildir dedik. Değil mi? Kuş ve bitki var. O zaman ne diyeceğiz? Hiçbir ağaçta kuş değildir. Bakın ağaç, özür diliyorum, kuş, bitki, kuş değildir. Geldik tam girişimliliğe. Terimlerden bir tanesi diğerini içine alıyorsa bu tam girişimliliktir. Hemen örneğimizi verelim görülen şeklimizden. Bütün öğrenciler huysuzdur dedim. Bakın huysuzluk öğrenciyi de içine almış, tam girişimlilik. O zaman ne yaptım? Bazı huysuzlar öğrencidir dedim. Öğrencidir. Eksik girişimlilik ise kavramlardan her biri bir diğerinin bir kısmını içine alıyorsa. Bakın elma, ekşi, ekşi, elma bir kısmını içine alıyorsa biz buna eksik girişimlilik diyoruz. Hemen örneğimizi verelim. Bazı elmalar ekşidir. Bazı ekşiler de elmadır. Mantık içerisinde en çok kullanacağımız kelimelerden bir tanesi önermedir. Önerme, iddia dile getiren, doğru veya yanlış bir yargı bildiren ifadelerdir. Önerme 3 unsurdan oluşuyor. Özne, yüklen ve bağ. Bakın hemen örneğimize bakalım. Ayşe özne, yüklen
çalışkan, dır arasına kurulan bağ. Yani bir beddua cümlesi, bir hayret etme cümlesi, bir şaşkınlık cümlesi, bir önerme olamaz. Hemen önerme türlerine bir bakalım. Doğru önerme ağaç bitkidir dedim. Evet, bu doğru bir önerme. Ancak önermenin yanlışı da olabilir. Su katıdır dedim ama yanlış önerme. Evet ama bu önerme. Doğruluğu veya yanlışlığı değil, önerme olmasına bakıyorum. Çünkü bir yargı bildiriyor. Pamuk beyazdır dedim. Bir yargı bildiriyor mu? Evet. Tahta iletkendir dedim. Hayır, yanlış bir önerme. Ankara İç Anadolu'dadır dedim. Evet, bu doğru bir önerme. İstanbul Türkiye'nin başkentidir dedim. Bu yanlış bir önerme. Bir yargı bildiriyor ancak yanlış bir önerme. Şimdi de bir bakalım hangileri önerme olmayan cümleler. Kuşlar kanatlıdır dedim. Önerme mi? Doğru veya yanlış? Önerme. Önerme olmayan cümle, soruyu çözebildim mi? Soru cümlesi önerme olmaz arkadaşlar. Matematik sayısaldır dedim. Doğru bir önerme. Evet ama önerme. Eyvah yangın var gibi bir cümle önerme olamaz. Öğrenciler çalışkandır dediğimde bir önerme midir? Evet, bir yargı bildiriyor. Keşke bugün gelse gibi istek, dilek, emir kipi bildiren cümleler önerme olamaz arkadaşlar. Hemen bakalım olumlu önerme, olumsuz önermeye. Olumlu önermeye demin söylemiştik. Fatma işe gitti. Olumsuz önerme, Fatma işe gitmedi. İçlemlerine göre önermeler analitik önerme ve sentetik önerme. Hemen bunların anlamlarını açıklayalım. Analitik önerme, yüklem özne hakkında yeni bir bilgi vermiyorsa biz buna analitik önerme diyoruz. Örnek, hiçbir evli bekar olmayandır dedik. Sentetik önermede yüklem özne hakkında yeni bir bilgi verecek. Burada yeni bir bilgi var, burada bilgi yok. Yeni bir bilgi yok. Bileşik açık önermeler, bitişik koşullu, ayrı koşullu, bağlantılı, nedenli ve ekili. Önerme çeşitlerine bakalım. Yargının kipliği açısından yalın önerme, zorunlu önerme ve mümkün önerme. Yalın önerme deney ve gözlem ile saptanır. Deney ve gözlem ile ortaya konur. Zorunlu önerme kesin önermelerdir. Kesin önermelerdir. Ne dedik mesela? Su, sudur. Taş, taştır dediğimizde zorunlu önerme. Mümkün önerme ise olasılık içerir. Mümkün olması. Yağmurun yağması, yağmurun yağması mümkündür dediğimizde bu mümkün bir önerme oluyor. Tümel önerme neydi? Bütün öğrenciler çalışkandır dediğimde tümel önermeye girdi. Tikel önerme dediğimiz zaman bir kısmını içine alacağız. Bazı öğrenciler çalışkandır. Tekil önerme dediğimizde Ali çalışkandır. Ali bir öğrencidir ve çalışkandır dediğimizde tekil önerme oluyor arkadaşlar. Diğeri ise basit önerme, bileşik önerme diyeceğiz. Basit önerme tek özne, tek yüklem var. Değil mi? Mesela ne demiştik? Ali öğrencidir dediğimde ne oldu? Tek özne ve tek yüklem oldu. Bir de ne oldu? Bağ oldu. Dir eki. Bileşik önerme ise iki veya daha fazla basit önermenin birleşmesiyle oluyor. Bunları neyle birleştiriyoruz? İse bağlacıyla veya gibi eklemlerle birleştiriyoruz. Gelelim çıkarım işlemine. Yani biz akıl yürütmeyi yaparken bir doğrudan çıkarım yapıyoruz, iki dolaylı çıkarım yapıyoruz. Doğrudan çıkarım dediğimizde tek bir önerme var. Yani tek bir yargı var elimizde. Dolaylı çıkarım ise var olan önermeden hareketle zihin zorunlu olarak sonuç çıkarmadır. Ne oluyor mesela? Birinci öncül diyor, ikinci öncül diyor. Bu öncüllerden ben neye varıyorum? Dolaylı olarak sonuca varıyorum arkadaşlar. Karşı olum çıkarımları var, bir de döndürme çıkarımları var. Şimdi karşı olum çıkarımlarını ayrıntılı olarak göreceğiz. Üst karşıt, alt karşıt, altık çelişik. Zaten bunu şekil üzerinden çıkardığımızda bütün anahtar çözülüyor. Döndürme çıkarımları ise düz döndürme ve ters döndürme. Hemen karşı olum çıkarımlarına bir bakalım. Şu şekli iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu sınavlarda da çok işimize yarayacaktır. Hemen ben şekil üzerinden aslında anlatmak istiyorum. Bir tane cümle alalım. Diyelim ki bütün öğrenciler çalışkandır diyelim. Bu cümle üzerinden ben alt karşıtın üst karşıtını ve çelişiğini bulayım. Alt karşıt dediğim zaman bütün
öğrenciler çalışkandır dedim. Bütün seneye giriyor, tümele giriyor. Olumlu mu? Evet olumlu. Olumsuzluk ifade eden bir şey yok. Peki ben bunun altına bakacağım. Alt karşıtına bakacağım. Nereye gideceğim o zaman? Bakın ok beni nereye götürüyor altıkta? Buraya getiriyor. Tikel olumlu. O zaman hemen yazıyorum cümlemi. Bazı öğrenciler çalışkandır. Hemen geldim üst karşıta. Neydi? Yine buradayım. Tümel olumlu bir cümle var elimde. Üst karşıt neresiydi? Bakın hemen bakıyorum. Üst karşıt beni nereye getiriyor? Tümel olumsuza götürüyor. O zaman ne diyeceğim? Bütün öğrenciler çalışkan değildir diyeceğim. Yani ben okun götürdüğü yerdeki cümleye göre, yani önerme türüne göre yapacağım cümlemi. Çelişik nedir? Çelişik burasıdır arkadaşlar. Şu içerisindeki oklar çelişiği gösterir. Neredeyim? Yine buradayım. Bütün öğrenciler çalışkandır dedim. Tümel olumlu bir cümle. Bunun çelişiği hangisi oluyor? Bakın ok bizi nereye getiriyor? Tikel olumsuza götürüyor. Yani ne yapacağım? Tikel varsa işin içinde bazı diyeceğim. Öğrenciler çalışkan değildir. Yani şu şekli bildiğinizde aslında tümel olumlu, tümel olumsuz, üst karşıtı, alt karşıtı, tikel olumlu, tikel olumsuz, bunların hepsini, çelişiğini altını halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekli sınavlarda da çizdiğiniz zaman sizi doğru sonuca götürecektir çıkarıma. Özne bir notumuz var, hemen ona bakalım istiyorum. Özne ve yüklemleri aynı olan iki önermenin niteliği farklı ise, nitelik neydi? Sayamadığımız özellikler. Karşıt, bakın niteliği farklı ise karşıt, niceliği farklı ise, yani sayılabilen özellikleri bazı, bir kısmı bütün, altık, hem niceliği hem niteliği farklı ise ne oldu? Çelişik oldu arkadaşlar. Döndürmeye hemen bir bakalım. Bir önermenin özne ve yükleminin, özne ve yükleminin yer değiştirerek bu önermeye eş değer başka bir önerme elde edilmesidir. Hemen düz döndürmeye yukarıdaki örneğimizden örnek verelim. Düz döndürmede bütün öğrenciler çalışkandır dedik. O zaman özne ve yüklemin yerini değiştirdik. Ne yaptık? Bütün çalışkanlar öğrencidir. Bakın. Bütün öğrenciler çalışkandı. Öğrenci ve çalışkanın yerini değiştiriyoruz. Sadece düz döndürmede. Ters döndürmede ise tepe taklak ediyoruz. Yani o yüzden adı zaten ters. Bütün öğrenci olmayan, çalışkan olmayan değildir. Yani burada ne yaptım? Hem öznenin hem yüklemin yerini değiştirirken aynı zamanda olumsuzladım da. Hemen sembolik mantığa bakalım. Bunlar yine YKS'de karşınıza çıkabilecek işaretler. Anlamlarını bilmemiz gerekiyor. Eklem diyoruz biz bunlara. Değilleme, eklemi. Aslı yalancı değildir dedim. Bu benim için önerme oluyor. Bir yargı mı bildiriyor? Evet, bir yargı bildiriyor. O zaman nedir? Bir önermedir. Aslı yalancı değil dedim. Olumsuz mu? Evet, olumsuz. O zaman değil P dediğim zaman nasıl oluyor arkadaşlar? P dediğimiz burada aslında şu cümle. Aslı yalancı değildir. Aslı yalancıdır P oluyor. Değildir dediğim zaman yanına değilleme işareti koyuyorum. Hemen tümel evetlemeye bakalım. İşaretimiz ters V arkadaşlar. Ve hava soğuk ve yağışlıdır dediğimde bakın hava soğuk bir yargı içeriyor değil mi? Ve hava yağışlıdır diyor. İki tane yargım var. Yani iki tane önermem var. Birinci önermem hava soğuktur dedim. P ile bunu temsil ediyor. İkinci önermem ise hava yağışlıdır dedim. Q ile temsil ediliyor. Aradaki eklem ise V olduğu için bu işareti kullanıyorum. Geldim tikel evetlemeye. Bu da düz veya arkadaşlar gördüğünüz gibi veya anlamına geliyor. Deniz veya kardeşi evdedir dedim. O zaman P önermem deniz evdedir. Q önermem veya kardeşi evdedir. Veya ise şu işarettir. Aslında ben burada cümleyi sembollerle gösteriyorum. Hemen geliyorum koşula. Koşul ise ok işaretimiz var. İse anlamı. Güneş batar ise hava kararır. O zaman güneş batar P oluyor. Hava kararır Q oluyor. Güneş batar ise hava kararır. Ne yaptım? Cümleyi sembollere döktüm. Güneş batar, P, hava kararır, Q oluyor. Karşılıklı koşul ise
okun iki tarafı ancak ve ancak anlamına geliyor. Su ancak ve ancak 100 santigrat derecede kaynar dedik. Su kaynarı su diyelim P önermesi. Q 100 santigrat derecede kaynar. 100 santigrat derecede kaynar. Burası da nedir? Ancak ve ancak işareti. Evet arkadaşlar, bileşik önermelerin evetleme eklemlerine de bakalım. İstiyorum karşınıza geldiğinde şaşırmayın. Tümel evetleme eklemi nedir? Demin ne söylemiştik? P ve Q önermeleri karşımıza gelebilir. Biz bunu tümel evetleme eklemiyle açıklayalım. Bir önerme doğru, doğru ve V eklemi varsa tümel evetleme doğrudur. Eğer doğru yanlışsa yanlıştır. Yanlış bir önerme ve doğruysa Q önerme, yanlış sonucunu çıkarırız. Yanlış ve yanlış ise yanlış sonucunu çıkarırız. Geldim tikel evetlemeye. Tikel neydi? Tek bir cinsi ifade ediyordu. P doğru ise, Q doğru ise ortadaki neydi? Veya o zaman ne oluyordu? Doğru oluyordu. Doğru yanlış ise doğru çıkarım yapılıyor tikel evetlemede. Yanlış doğru ise doğru çıkarım yapılıyor. Yanlış yanlış ise yanlış çıkarım yapılıyor. Şart koşul eklemine gelelim. Neydi? İseydi. O zaman ne yapıyoruz? Eğer P ise Q, doğru doğru ise doğru. Eğer P doğru, Y yanlış ise sonuç yanlış olur. Eğer P yanlış, Q doğru ise sonuç doğru olur diyor. Eğer P yanlış, Q yanlış ise sonuç doğru olur diyor. Karşılıklı koşul eklemine de bakalım. Bu da neydi? Ancak ve ancaktı. Burada da P doğru, ancak ve ancak Q da doğruysa sonuç doğrudur diyor. P doğru, ancak ve ancak Q yanlış ise sonuç yanlıştır diyor. P yanlış, ancak ve ancak Q doğru ise doğrudur diyor. P yanlış, ancak ve ancak Q da yanlış ise sonuç doğrudur diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yoğun ve güzel bir ders oldu. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yoruma bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.